Merhaba arkadaşlar yeni bir bölümle daha karşınızdayım kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet Mart'ın 24'üne geldik 28. haftanın sonunda 46 puanımız var. Başak City 29. haftanın sonunda 45 puan elde ettim. Çok güzel aslında 2 maçlık avantajımız vardı ama e, kullanamadık. İstediğimiz skoru almaya geçtim son dakikalarda 1 puanı da kaybettik Konya Spor karşısında. Bizim için iyi olmadı. Bundan sonra e, maç eksiğimizi mutlaka 3 puanla kapatmalıyız. Çünkü 6. sırayı bırakmak istemiyoruz. 6. sırayı bırakırsak ondan sonrası 9'a kadar da gidebilir. Puanlar birbirine e, çok yakın. Bizim için 6. E, sırayı korumak prestij açısından önemli. Gelir açısından önemli. Ama e, gelir mi prestij mi derseniz 6. sırayı herhalde çok fazla para almayacaktır diye tahmin ediyorum. Prestij bizim için çok çok daha önemli. Hem istediğimiz oyuncuları çekmek açısından şimdi hedeflediğimiz bazı isimler var. Abdülkadir şu ana kadar hiç kimseyle sözleşme imzalamadı. İyi bir sırada bitirebilirsek belki onu halledebiliriz. Almak istediğimiz bir sürü personellerimiz var. E altyapıdan gümbür gümbür gençler çıkıyor. E, o gençler için yani şuraya baksanıza full yetenek. Tabii bunların hepsinin e, bu yeteneğe ulaşmayacağı aşikar. Artık tecrübelerimizden bu kadarını öğrendik de Yine de e, bu gençlere mümkün olduğunca iyi bir teknik ekip sağlamamız lazım diye düşünüyorum. O yüzden 6. sırayı korumak için elimizden geleni yapacağız. Şimdi e, birkaç yine arka planda ayar yaptım. Birincisi artık Furkan'a e, oyun karakteri, karakteristiği öğretmenin zamanı geldi diye düşünüyorum. Topu e, diğer kanatlara gönderir dediğin zaman boştaki oyuncuya uzun pas atmayı sever yazıyor burada ama ee, seçtiğiniz zaman oradan şey çıkıyor hemen şurada başka bir yerde e, göstereyim mesela kime olabilir şöyle bir muzaffere mesela diyelim şurada e, Arda Turan FAS antrenmanı diyorsunuz oyunu e, diğer kanadı değiştirmeyi huy olarak edindirmek için özel program uygulamanı istiyorum diyorum. E, önceki senelerde şey diyordu oyunun konadını diğer yönüne değiştirmeyi sever şeklinde bir şey çıkıyordu. Şimdi o değiştirmişler galiba. Boştaki oyuncu uzun pas atmayı sever yazıyor ama önemli değil. Yani kastettiği o onu bilin istedim. Ee, onun dışında pilot kulüp anlaşmalarımızın e, birçoğunu sonlandırdım. Özellikle birkaç tane böyle alt lig kulüplerle vardı. Artık yavaş yavaş e, düzgün bir pilot kulüp yapılanmasına geçmenin zamanı geldi. Ama onun için sezon sonunu bekleyeceğim. Çünkü itibarımız eğer işte 6. sıra bitirmek 6. sırada bitirmek bu bakımdan da önemli. Eğer itibarımız güzel bir şekilde artarsa ilk önce bir tane oyuncu kiralamak için pilot kulüp isteyeceğim. Valla şu an istersek muhtemelen 2. ligden bir kulüp verecek. Ama 1. ligden bir kulüp alabilirsek sezon sonunda çok daha güzel olur. Gerçi yani genellikle Kadroda tutmak istemediğimiz oyuncuları gönderiyoruz. O yüzden ikincilik de olabilir ama biz yine de bence sezon sonunu bekleyelim. Acelemiz yok. Onun dışında o oyuncuları oyuncu alma konusunda genç oyuncuları toplama konusunda şeyler yapacağız. Pilot kulüp anlaşmaları yapacağız. Bunların hepsi tabii ki biraz mali güç istiyor. Şu an mali güç çok kuvvetli değilken yönetim pek yanaşmıyor. O yüzden bunları biraz. E, sezon sonuna doğru erteledim. O oh, spor falan bunların hepsini artık e, pilot kulüp anlaşmalarını sonlandırdık. Valla onun dışında personel aramalarımız devam ediyor. Şöyle bir baktığımızdan bir de ufak detaylardan bahsedeyim. Forma paketini güncelledik. Tabii ki buradaki forma e, görünüş paketi güncellendi. 3D paketi yok zaten e, 3D paketi diğerliklerde de kolay kolay düzenli çıkmıyor. Bir Premier Lig'de her sezon çıkıyor. Onun dışında İtalya, Almanya, İspanya bunlar bile çoğu sezon 3D paketi gelmiyor. O yüzden Türkiye Ligi'nin 3D paketini beklemek özellikle hede bile hele bir de 1. Lig'in 3D paketini beklemek biraz yani lüks kalıyor siz de tahmin edersiniz ki. Şu an bir tane bizim elimizde paket var ya o bile bize yeter bir, bir sezon eskisinin forma paketi olacak ama çok da önemli değil. Onun da zaten görünüşü gayet güzel. Burada da böyle bir güncelleme yaptık. yüz paketini güncelledik. Şu an bu arada hemen bakalım en potansiyelli oyuncumuz Enis Kaçar. Hakikaten bu sezonun en büyük kazanımı Enis oldu. Bir tane sağ geleceğimiz var diyebiliriz. O seviyelere çıkar mı çıkmaz mı onu tabii ki zaman gösterecek. Daha Gelecek sezonun tamamını bir 19 yaş altında geçirsin bakalım. Ondan sonra duruma göre değerlendirmemizi yaparız. Transfer konusunda şimdilik mevzu bunlardan ibaret. Hemen şöyle isterseniz bir sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan oyunculara bir bakalım. Oradan şimdi Modric'i ekledim mesela. Modric'i yorumlarda sizden gelmişti. Bir tane aslında... E, ayağı çok düzgün orta saha oyuncusunu personel olarak eklemek istiyorum Aklımda Xabi Alonso vardı Şimdi teknik zinsele giren şey var Robben var Hücum taktik veya hücum teknik hücumu çok zayıf O yüzden Modric biraz arka plana düştü gibi oldu ama Benim aklımda Xabi Alonso vardı O da işte 19 yaş altına yanaşmaz şu an menajer çok uzun süre boşta kalması lazım. Onunla da ilgilenen e, Venezia var. Herhalde o iş de olmayacak. Bir tane şöyle çok sağlam bir oyun kurucu olan e, gençliğinde bir personel aklınıza geliyorsa onu da eklerim. E, Modrić var burada. Şimdi Abdülkadir var. Abdülkadir'in sözleşmesi bilmiyorum imzalatabilecek miyiz? O kadar paramız olacak mı? İkna etmek zor olacak ama. Elimizden geleni yapacağız. Mert Yandaş çok fazla istemiyorum. Savaşçı orta saha konusunda herhangi bir sıkıntımız yok. Yani Sami var. Sami'yi satarsak yerine Ege var. Mert oraya biraz gereksiz kalıyor. Sol tarafa Kerim'le kesinlikle ilgileniyoruz. Hakan'la kesinlikle ilgileniyoruz ama Hakan'la ilgilenen bir tek biz değiliz. Genoa da işin içinde. Genoa şu an imza bir de. Yani Başka ligde olduğu için son bir ayı beklemesine gerek yok. Biz son bir ayı beklemek zorundayız. Hakan meselesi olmayabilir. Ee, kiralık olarak ilgilenenler var. Eren'le ilgileniyoruz. İkini aldık. Bu fon tabii ki personel özelliklerini açarsa her zaman için e, birinci tercih. Yani bayağı da serbest oyunculardan e, katabileceğimiz 3-4 tane oyuncumuz var. Bizim için çok önemli katkılar olabilir bunlar. Bakalım ne kadarını gerçekleştirebileceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Bunun dışında Müller, Neuer bunlar benim de aklımda siz de yorumlardan yazmışsınız. Bunları da ekledim. Lewandowski hep böyle pusuda bekliyoruz. Ronaldo'nun profili geldi. Valla kondisyoner olarak çok güzel olur. Hücum teknik Zlatan var. Ama az takıma kondisyoner antrenörü olarak düşünüyorum ben Ronaldo'yu. İlk zamanlar biraz sıkıntı olabilir ama. Ronaldo'dur en nihayetinde. Evet başka bahsedeceğimiz bir şey herhalde yok. Ee, öyleyse sıradaki maçımıza doğru yavaş yavaş ilerleyelim. Ankara gücüyle oynayacağız kendi evimizde. Artık bu maçtan galibiyet almamız gerekir diye düşünüyorum. Bir 3 puanla dönmek istiyoruz. Sonrasında artık sonra bakacağız. Devam. Evet Olcay artık en iyi zamanlarını geride bıraktı. Düşüşü görüyorsunuz serbest e, düşüş diyebiliriz biz buna. Yani rotasyonda fena bir katkı yapmadı. Zaten orayı idare eden bir sezonluk halletsin diye getirmiştik. Şakamaka 24 maçta da oynamış 2 gol bir asisti de var. Yeter daha ne yapsın. Bir de mentorlukta e, şu Ömer meselesini hallederse hakikaten verdiğimiz paraya değmiş olacak. Ömer'in yalnız gelişimi e, fena değil onu göstermek istedim. Yani azimsiz olmasına rağmen gayet iyi gelişiyor. Karakterini değiştirebilecek miyiz? 2 ay kaldı pek değişecekmiş gibi gözükmüyor. Geçen sene de böyle azimsiz olan bir oyuncu mentorluk yaparak değiştirmeye çalışmıştım ama fayda etmemişti. O yüzden bilmiyorum ama hala üzerinden çok güzel para kazanabileceğimiz bir oyuncu olabilir Ömer. Emir'e şöyle bir bakalım. Biraz hafif sanki düşüşte gibi ama şu ana kadar geldiğimizden beri hiç düşmedi. Aksine profilinde bir artış da var. Ee, bu maçta da oynar rotasyon kadrosunda. Gerçi Rahmi geçen maçta oynamamıştı galiba cezalı olduğu için ama ona maç günü artık birlikte bakarız. Milli takımdan güzel haberler var. Ömer Ekici bir tane asist yapmış. Furkan Emin de bir tane gol atmış. Ya Furkan Emin bir gelişsen her şey çok güzel olacak. Sol tarafımız sağ kanadımız halloldu diyeceğiz ama ne yazık ki şu ana kadar istediğimiz gelişmeyi bir türlü göremedik. 18 Bulgaristan karşısında 4-0'lık bir galibiyet izlenir. Ege ilk gole e, asistini yapmış. Tamam. Bir de Furkan Emin'in golü var 75'te. Gayet güzel. Serkan taş atışını kullandı. Ali verdi pasını Ömer içeri doğru kesti Ege'den. Aa bu bizim Ege mi? Bu bizim Ege değil galiba ya. Güzel. Vallahi soyadına bakmadım. Şimdi Ömer kafayla indirdi. Mehmet Yılmaz. Bizim de listemizde nefis bir pas. Furkan Emin birebir de kaldı çok güzel bitirdi. Bravo Furkan. Furkan Emin sağ taraftan aldı. Geri döndü Serkan'a. Ali dışarı çıkardı Ulaş. Çok güzel bir vuruş. Evet kalitemizi konuşturduk. Yok Ege Tanrı verdi bizim değil. Forvet. 16 yaşında Bursaspor altyapısından çıkmış. Boy 1.81. Acaba bakmaya değer mi? Hadi bir gözlemci gönderelim bakalım. Tamam. Gayet güzel gidiyoruz. Bir tane de teknik ekibe personel e eklentimiz olacak. E spor bilimci son 5 e birisini bulduk. Hemen e kadromuza ekleyelim dedim. Çünkü oraya da gelişir diye bir sürü şey yapmıştık. Pardon. Şurada olması lazım. Evet. Gelişir diye buraya e, kararlılığı 20 disiplin 18 birisini koymuştuk. Artık bunları yavaş yavaş çıkartacağım ya. O yüzden hani e, kovmadan önce yerine bir tane spor bilimci son 5 birisini bulayım dedim. Kalımı alırız. Müsait bir zamanda da kaç yıllık sözleşme yaptık bilmiyorum. E, 2026'ya kadar 2 yıllık yapmışız zaten çok fazla uzun sözleşme yapamıyoruz. E gelecek sezonda bir sezon kalır. Yerine daha iyisini bulduğumuz zaman Abdülkadir'i de göndeririz. İyi oldu bizim için. Beyler Rahmi Forma'yı bırakmam diyor. Gelişmeye devam ediyor. Kafasını 14 yaptı şakamaka. 14-14-12 Fas 11 Konsantrasyon gelişiyor. Fiziği toparladı. Vallahi sezon sonu bizi çok zor bir karar bekliyor. Yeni bir sözleşme istiyor şimdi aslında normalde şöyle diyebilirdik gerçekten rotasyon için çok önemli bir oyuncu kazandık diyebilirdik ama haftada bir maç oynayacağımıza göre eğer gelecek sezon Rahmi'yi oynatmazsak Rahmi'nin bütün özellikleri tekrar düşmeye başlayacak o yüzden bize e, geriye tek bir e, seçenek kalıyor ya gelecek sezon Rahmi'yi oynatacağız ya da Rahmi'yi elden çıkartacağız. Şöyle düşünün 950 ile 1.4 milyon euro arası e, Sami de 2.9'a gitse eğer e, transfer bütçesiyle Hamza'yı alırsak e, Sami'yi ve Rahmi'yi satarak Semi'yi alabiliriz. Böylelikle orta saha ve forvet meselesini halletmiş oluruz. Bizim için güzel bir takas olabilir açıkçası. Güzel bir takası olabilir açıkçası yani Altyapının önemini burada bir kez daha anlıyoruz. Orada Ege Aslan'ın altyapıdan çıkıyor olması bize öyle bir avantaj sağlıyor ki Sami gibi geliştirdiğimiz bir oyuncu bile yeri geldiği zaman elden çıkartabiliyoruz ki Sami'nin profil de çok güzel bir noktaya geldi. Yani şurası 13-14-13 ideal. Bir merkez orta saha savunma için gerçekten ideal bir profil. Fizik fena değil zihinsel belirli bir seviyede. Bakacağız bakalım transfer dönemi neler getirecek hep birlikte göreceğiz. Bir hazırlık karşılaşması ekledik çünkü bu haftamız boş yedek oyuncularda şöyle bir performans göstersinler onların da maç kondisyonu iyice düştü ondan sonra Ankara gücü maçına doğru geçeriz. Şöyle bir 19 yaş altına bakayım dedim yine bir sakatlık haberiyle sarsıldık Allah'tan gripmiş Gökhan 2-3 gün yok. Ömer milli takımda Deniz 19 yaş altına gitmiş 30'unda dönecek. Özsan 19 yaş altı, Çağlayan 19 yaş altı, Yunus 19 yaş altı gayet güzel. Profilleri de şöyle bakalım mı? Gayet iyi gelişiyor. Özsan yapma Özsan. Üzdüm biraz Özsan. Deniz tamam. Ömer'de çok fazla bir gelişme yok. Ufak ufak gelişiyor. Yunus'un gelişimi güzel. Vallahi bunun ayarlamasını artık yapay zekaya bıraksak mı bilmiyorum da yapay zekaya da çok fazla güvenim yok. Şöyle çıkar. Hemen şurada şey Yağızcan'ı orta sahaya koyabiliriz. Forvete kim gelecek? Atalay gelsin. Sol tarafa mı ihtiyacımız var? Sol tarafa ihtiyacımız yok. Stoper Selman çık. Sağ taraf Cihan gel. Kalecimizde zaten Sadık var. Sadık'ın potansiyeli çok yüksek değil. Evet birkaç tane de şurada yedeğimiz var. Yedekleri de şöyle ekleyelim. Mehmet, aa Mehmet Erdem yedekte. aman. Mehmet unutulmasın. Bedirhan yerine Mehmet'i koyalım. Ve yolumuza devam edelim. Haftanın en çalışkan isimlerine bakıyoruz. 1. Sada Rahmi var. Aslanım benim İkinci sırada Sami satılmış var. Gayet güzel. Üçüncü sırada da Kaan Arslan var. Üç oyuncuyu da tebrik ediyorum. Gerçekten üçü de çok güzel gelişiyor. Şöyle bir milli takım performanslarına bakalım. Bir defa Ege 69 dakika oynamış. Bizi çok sevindirdi. Çok da güzel bir milli takım tecrübesi ediniyor bu yaşta. İki kez çıkmış 21 yaş altında. Şu an nerede oynuyor? Bir de görebilsek daha güzel olacaktı da. 19 yaş altı pardon niye göremiyorsam artık gözümün önünde. Taylan e, Alman milli takımını tercih etmiş ne yazık ki. Yalnız bir asisti var. Hemen şöyle bir bakacağım. Yavrum benim. U21 İsveç karşısında 4-2'lik bir galibiyet. Evet. Şuna o yalnız asisti de kime yapmış? Beyler. Adam Mokoko ile oynuyor yani. Şakası var mı? Düşünün Mokoko gibi bir oyuncu 21 yaş altı takımında oynuyor. İşte Alman altyapısı ile Türk altyapısı arasındaki fark. Bakalım ne zaman yetişeceğiz. Valde uzun bir top Taylan'a doğru. Taylan ceza sahasında verdi pasını aldı at demiş. Yalnız Taylan'ın böyle bir takıma girebilmesi bambaşka bir başarı. Bizimsin aslanım. Ne bu edip o 6,5 milyon euroyu denkleştireceğiz. Şimdi 18 yaş altına gelirsek 2 gol bir asist. Özsan oynamış 3 <laughs> dakika oynamış. Hiç çağırmasaydınız daha iyiydi ya. Ömer 90, e, şey Furkan 90 tamam gayet güzel. Taylan 21 dakika oynamış ama girdiği zaman da güzel işleri yapmış. Furkan gelişiyor musun artık? Bak 2 gol bir asist. Allah'ım ya Rabbim. Bazı oyuncular ne yaparsan yap gelişmiyor ya. Evet. Şöyle bir gollerimizi o zaman izleyelim. Furkan Emin. Ooo Cankat. Saçların kralmış aslanım. Ben de böyle saçlı oyuncuyu gördüğün zaman gözlemci gönderemeden duramıyorum. Cankat'a bir gözlemci göndereceğiz. Ege. Sol taraftan aldı. Hatalı bir pas. Tekrar Ege'de kaldı. Şakamaka gallerle oynuyoruz. Furkan. Nefis yapıştırmış. Furkan, tribünler tıklım tıklım. Furkan Emin sol taraftan aldı. Sıfıra kadar indi. Geri döndü Furkan. Merkeze doğru Ömer. Yavrum benim be. Bu gurur hepimizin. Milli takım için çok çalıştık. Ülkemiz için gençler yetiştirdik. Karşılığını da alıyoruz. Hatalı bir kontrol e, Reilly'den Furkan affetmedi. Yalnız asıl mesele Cankat. Cankat su sever diyorsun. Hemen şöyle bir gözlemci göndereceğim. Saçlarının hastasıyım Cankat. Yolumuza devam ediyoruz. Evet Trabzon 19 yaş altı karşısında galip geldik. 2 puanlık fark devam ediyor. Enis'in bir golü var. Tabii ki de Enis'in golünü şöyle bir izleyeceğiz. Bu sezon bize en, en çok heyecanlandıran yetenek o. Atalay yavrum benim direğe çarpmış Selman güzel tamamlamış bir tık hızlandırdım. Cihan taç atışını kullandı. Enis Cihan sağ taraftan aldı ilerlemeye devam ediyor. İçeri doğru kesti Mehmet Erdem. Direğe çarptı. Fantazisi bu. Direkle çarp yani direğe çarptırıp atıyor. Paslaşıyor direkle adeta. Serdar gelişine bir daha açtı. Bu kalecinin büyük hatası. Yalnız gelecek sezon kalecisiz yani potansiyelli olmayan bir kaleciyle devam edeceğiz. Cihangir'den koşuyla nefis bir top. Enis iyi kontrol etti, çok da güzel bıraktı. Yalnız golün %90'ı Cihan'a yazar. Hakikaten çok güzel bir pas. Enis gelişmeye başladı mı aslanım? Tamam, devam edelim. Deniz de hemen şu Deniz oynamadı mı? Yedekten girmiş. Deniz'i oynatmamışlar milli takıma gitti ama neyse artık. Evet, sıradaki rakibimiz Bandırma Spor. Rotasyon kadrosuyla çıkacağız full. Bir tane stoperimiz eksik tabi metanı gönderdiğimiz için oraya hemen şeyi koyacağız, Rahmi'yi koyacağız. Aslında denizi koymayı düşünüyordum ben ama denizin maçı ağır hem de kondisyon da tam değil. O yüzden onu eklemeyeceğiz bu maç. Bir gurur vesilemiz daha var. O da Gökdeniz bayraklar. Şu an milli takımda 31'ine kadar devam edecek. Hakikaten bizim için önemli bir gurur. Milli takıma gönderdiğimiz ilk oyuncu galiba. Alt ıı, seviyelerde var ama az takımda olan ilk oyuncu olabilir. Ee Gökdeniz neredesin Hasan burada? Aslında normalde bizim oyuncuları sarıyla göstermesi lazım da. Her sezon bir şey değiştiriyorlar. Bu sezonda bunun rengini değiştirmişler. Neyse. Bakalım oynayacak mı oynamayacak mı hep birlikte göreceğiz. Şimdi Göktenizi çıkartalım. Rahmi neredesin? Rahmi buradasın. Hemen Rahmi'yi ekledim. Güzel. Bir tek Rahmi'nin maç yükü orta. Ali Emre'nin maç yükü orta. Geri kalan oyuncular zaten rotasyon. Çıkalım şöyle bir ter atalım. Hem bir rotasyon oyuncularının durumunu görelim. Yani son maçta yaptığımız değişiklikler fayda getirmedi. Üstüne bir de mağlubiyetle karşılaştık. Yedeklerden diri oyuncular varsa onları mümkün olduğunca dahil etmeye çalışacağım. Biraz daha pozitif oynayabiliriz. En nihayetinde bu bir hazırlık karşılaşması. Biraz daha kanatlardan oynayacağım. Özellikle deli baş etkili olabilir. Ol olcaydan çok fazla bir şey beklemesek de. Daha çok çabalayın diyorum. Şu ana kadar herhangi bir şey görmedik. Biraz daha kanatlara doğru açılalım. Evet rotasyon tabi çok uzun süre maçsız kalınca bayağı bir geriledim. O yüzden hazırlık maçları önemli. Yani haftada biri olduğu zaman boş hafta olmazsa o rotasyon oyuncuları tamamıyla öldürüyor. Ee, ya kupayı, kupadan elenmeyeceksin. Bu maçı kazanabiliriz çabalamaktan vazgeçmeyin. Ya da hafta ortasında bir hazırlık maçı ya da 19 yaş altında oynayabilir diyeceksin. Onda zaten 19 yaş altında kimseyi eksiltemeyiz. Gençler gümbür gümbür oynuyor. Sol tarafa şimdi güzel bir pas. İçeri doğru kat ediyor. Tronsen, Kaan Mert. Güzel vurdu ama dışarıda. Furkan'da bir sıkıntı var. Yoruldu mu? Sıkıntı mı var? Hafif bir sakatlık mı var? Bilmiyorum. Hemen şöyle oraya o zaman Taylan'ı bir koyalım. Milli takıma gitti asistini yaptı geldi Güzel de gelişiyor aslanım benim Ocağı yoruldu Hemen şöyle bir hızlı değişiklik yapacağız ee, Kimi koyacağız Ahmet'i koyacağız Pardon Emircan'ı koyacağız Şimdi Rami. Şaka maka benim şu an kafamın yarısı <laughs> transferde olduğu için. Sezonu ben büyük ölçüde kafam... Ya tabii altıncılık garanti değil. Altıncılık için savaşacağız da. Yani küme düşme şeyimiz yok. İstesek zaten Avrupa kupalarına katılamıyoruz. Puan farkı çok açıldı. Dolayısıyla az çok nerede olduğumuz belli. Sadece itibar için bir mücadelemiz var. Evet maç sona erdi. Çok fazla değişiklik yapmadık. Ne diyelim? Hazırlık maçlarına oynamamızın nedeni bu. Resmi maçlar öncesinde daha çok çalışmamız gerekiyor dedim. Hakikaten oldukça kısır bir maçtı. Üstüne bir de olacağı gitti. Bir üç gün verelim. Ama şöyle bir kondisyonlara baktığımız zaman. Evet. Ya oyuncuların maç kondisyonları o kadar kötü duruma düştü ki. Artık hiçbir şey beklemek mümkün değil. Gelecek sezon ne yapıp edip bizim kupada yola devam etmemiz şart. Ya doğruya başka bir çözüm bulacağız. Bakalım yolumuza devam ediyoruz. Dünyada geleceğin yıldızı olarak gösterilen 50 genç oyuncu. Şimdi Gavi, Mavi'yi bırak. Şol'u görünce aklımıza Mehmet Şol geldi. Mehmet Şol duruyor mu ya? Hemen şöyle bakıyorum. Yok. Olsaydı var ya teknik ekibi anında eklemiştim. Almanya'dan aslında Almanya'dan gelen oyuncular için bir tane şöyle gurbetçi şart. Yıldıray. Yıldıray Baştürk var mı? Yıldıray Baştürk de yok. Şöyle bir kafamda bir tarayayım. Almanya'da gurbette olan Türk kökenli. Böyle milli takımda çokça oynamış. Aklıma gelen ilk isim Yıldıray'da. da. Yıldıray yok ne yazık ki. Şöyle bakıyoruz. Biz tabii ki hemen bayraklara bakacağız. Türk var mı yok mu diye. Tel Aviv'de bir tane genç var 19 yaşında. Şimdi şöyle bir geldim. Gerçi burada Türk kökenli de olabilir. Almanlara da bakmak lazım da. İsimlere de şöyle bir hızlı hızlı bakayım. Tamam. Siz de bakarsınız zaten. Ben gözden kaçırsam şöyle bana bir şey yaparsınız. Yorumlardan evet Emirhan, o Deniz Çelik diyorsun. Hiç haberimiz olmadı ya. O ayağımıza geldi. 18 yaşında sol bek diyor. Gönderelim bakalım gözlemci. Bu Wolfsburg'da mı? Wolfsburg'daymış zaten. Ben de diyorum Bolu Spor'dan çıktı da nasıl haberimiz olmadı? Bolu Spor kiralamış. Yalnız 158 bin euro da maaş veriyor ha. Bolu spor parayı iyi bulmuş. Bakacağız bakalım ne var ne yok. Bir anda sol tarafa yeni bir seçenek bulduk. Emirhan zaten benim çok aklımda. Denemeyi çok istiyorum da. Gelecek sezon. Bu sezon kiralayamıyoruz çünkü çokça transfer olduğu için oynayabileceği kulüp sayısını aşıyor. 10 e gitti kiralık listesinde. Acaba Hamza'yı alamazsa gelecek sezon Emirhan'la mı şey ama Emirhan'ı satın alamayız ki. Yani İnter daha yeni satın aldı oyuncuyu zaten niye biz opsiyon koysun. Evet buradan iki tane Türk çıktı. Burada bir Türk var mı? Tamam. 41-50. Evet. Liste bundan ibaret beyler. Yabancılara bakmadım. E, zaten istesek de transfer edemeyiz diye. Yoksa mesela Orozo, Morozo, Junior, FC. Bunlar aff affedilmeyecek şeyler. Fiyat performans olarak çok rahat güzel fiyatlara alınabilecek oyuncular. Ama biz yalnızca Türk oyuncu transfer edebiliyoruz. Bizim için de kısa günün karı Deniz Çelik oldu. Hadi bakalım hayırlısı. Evet ne oldu anlamadım. Yine e, gelen para tamamıyla gitti. Altyapının giderleri 216 bin euroya kadar çıktı. Burada bence artık e, çok fazla potansiyel vaat etmeyen oyuncularla yollarımızı ayırsak iyi olacak gibi gözüküyor. Mesela e, Kurtuluş'un sözleşmesi bitiyor. Halil'in sözleşmesi bitiyor. Onlarla en kısa sürede vedalaşsak en iyisi olacak gibi geldi bana. Ya Baktığınız zaman önemli bir potansiyeli var diyor da... Yani ne kadar önemli olacak? 3.5 yıldız net. 4.5 olabilir filan diyor. Ya öyle bir noktaya geldik ki oyuncular artık bulamaz oldum ha. Şu 3.5 yıldız net 4.5. Yani fizik müzik fena değil. Belki biraz para kazanır mıyız diye düşünüyorum da o işi vermedi açıkçası. Kurtuluşa bakalım. Oo. Yani bunları bence biz anında şeyden çıkartalım. Bazılarına karar vermedim. Çoğunla sözleşme uzatmama kararı aldım. Mertcan'a şu yüzden karar vermedim. Kararlılığı 18. Şu an bizim yedek kalecinin kararlılığı 1. Muhtemelen bizim e, düşüşe sebep olma sebep olan oyuncu bu. Mert, Mert'le yeni sözleşme imzalamayacağız. Yalnız Mertcan da satılık listesine koymuşuz. O yüzden o da yeni sözleşme imzalamıyor. Hemen şuradan o zaman kurtuluşa da şey yapalım. Sözleşme uzatmama kararı. Sağ tarafı bir tane yedek lazım olur mu? Neyse dursun bakalım. Şöyle bir devam etsin de. Sonra karar veririz. Teknik ekiple toplantıya geçelim. Arda e, Hamza ile yeni sözleşme imzalamalıyız diyor. Valla biz de yeni sözleşme imzalamak istiyoruz. Biliyorsunuz geçen günlerde Atletico Madrid'den bir plaket aldı. Önemli Arda için. Şöyle bir bakacağız Galatasaray görüşmelere yanaşıyor mu diye. Evet kiralık sözleşmesinin uzatılması için henüz erken olduğunu düşünüyorlar diyor. Valla Hamza olmazsa bir Emirhan gelecek sezon deneriz diyeceğim ama ona da çok güvenemiyorum. Çünkü bu tür oyuncularda ne kadar aylık ödeme isteyecekleri belli olmuyor. Hani aylık ödeme istemeyeceğini bilsek maaşını nasıl nasıl öderiz diyeceğim de. O yüzden biz yine fırsat varken Hamza'yı alabil, alabilirsek güzel olacak gibi. Deli baş son zamanlarda iyi bir performans sergiliyor. Hafif bir yükseliş var güzel. Ee, Taylan'ın gelişimi çok güzel. Grafiğini şöyle bir göstermek istedim. Ok gibi ilerlemeye başladı bile. Halil'in yükselişi güzel ama Halil'in Halil potansiyeli hiçbir zaman yeterli olmayacak. Çok ciddi zafiyetleri var. Yani... O yüzden bence onun yol, onunla yolları ayırmak en mantıklısı gibi. Serhat'ın futbolunda önemli bir gelişme yaşanıyor diyor. Valla Serhat tekniğini bence gayet iyi bir seviyeye toparladı diye düşünüyorum ben. Refleks sonuç, çevikli konuç. Yani biraz fizik, biraz zihinsel gelirse neden olmasın diye düşünmüyor değilim açıkçası. 2.5 ile 3.9 arasında bir değeri var. Yani bizim için çok güzel bir gelir. Açıkçası o fiyatları alabilir mi bilmiyorum ama Zıplaması da 16 olmuş Aklımızda bulunsun daha yani 19 yaşında en az 2 sene daha kiralık gittiği zaman Her şey olabilir ee, Ege'ye şöyle bir bakalım Ege zaten bir patlamasını yaşamıştı ondan sonra biraz durulması normal ee, Halil'e de zaten bakmıştık Halil'den biraz vazgeçtik gibi bir şey Evet Semih'in son 5 maçlık performansına bakıyoruz. Ortalama 7.04 ama tek tek baktığınız zaman 6.4. Ondan sonra Cima. şöyle bir bakalım 6.2, 6.5, 7, 7.4, 6.7. Şurada 7.3, 6.4, 6.4, 6.3, 6.3. Evet. Valla Semih'i de fırsat bulursak alalım diyoruz ama... Bence fırsat bulabilirsek ilk tercihimiz her zaman için Ali Akman olmalı diye düşünüyorum ben. De Ali Akman'ı iyi bir fiyata alabilir miyiz orasını bilemem. 6.4 ile 9.4 bizi aşar yani. 350 bin 675 bin hay maşallah. Ya o kulübü verelim istiyorsan. Biz yine alabiliyorsak Semih'i alalım ya. Şu an başka bir seçeneğimiz yok gibi gözüküyor ama Semih'in performansı da öyle çok iç açıcı değil açıkçası. Yerik bazen çok güzel takım savunmasına katkıda bulunuyor. O dakikalarda hoşumuza gidiyor ama genel olarak sanki gol yükünü sırtlayacak bir oyuncuya ihtiyacımız var gibi. Yönetimin aylık performans görüşüne bakalım. Şu kadro A eksiydi idi sanırım. B artıya düşmüş. O biraz üzdü. Hala erdiyi unutamadılar. Delibaş'ın kiralık sözleşmesinden memnun değiller. Emir'in kiralık sözleşmesinden memnunlar. Güzel de bir katkı yaptığını görmeye başlayınca fikirleri hemen e, olumlu yöne geldi. Bizim kulübe zaten bedava olsun. Yönetimi tek derdi o. Başka bir aradığı kriter yok. Genel olarak A vermişler. Peki teşekkürler. Taraftar o kadar bol kredi vermiyor bize. Semih'in performansından dolayı hayal kırıklığı yaşıyorlar. Thiago'nun aynı şekilde Elenişte kiralayamamamız çok kötü oldu. Fenerbahçe'yi yenilmelerinden ötürü hayal... nasıl bir hayaliniz vardı da <laughs> hayaliniz kırıldı? Ben orasını anlamadım şu an. Tamam. Ee, Fatih maçından memnunlar. Trabzon galibiyeti hakikaten çok güzeldi. Onu bir de Konya Spor galibiyetiyle taşlandırabilsek daha anlamlı olacaktı da. Ali Emre Yanar, Gökdeniz ve Kaan. Bunlar zaten gidecek. Kaan gelecek sezon takım lideri olur diye düşünüyorum. Arkasından Gökdeniz. Onun yanına bir de Sami veya Emircan çıkarsa çok güzel olur. Mehmet Yılmaz'a vurgu yapıyorlar. Sol tarafta Emircan giderse olabilir diyeceğiz ama işte kararlılık çok düşük ya. Kişilik sadık sayılır. Şöyle bakalım Arif bunu sol tarafa yedek için tutuyorduk. Şu an yedeki ihtiyacımız yok ama ne zaman kime ihtiyacımız olacağı belli olmaz. Kafamızın bir köşesinde dursun. İrfan e, kaleye çok güzel olur ama İrfan'a ucuz bir fiyata aslında 1.3 2.8 oldukça makul. Kararlılık 10. Bilmiyorum devam. Bunu da şöyle tamama basalım. Tamam. Tamam yolumuza devam edelim. Ömer ve Furkan milli takımda süre almaya devam ediyor. Ömer vallahi vazgeçilmez olmuş gibi gözüküyor. 90 dakika oynamış yine. U18 seviyesinde hakikaten önemli işler yapıyor. 4-1'lik alınan bir galibiyet var. Bizden gol atan kimse olmadığı için bakmayacağım. Furkan geçen maçta çok iyi bir performans göstermesine rağmen... Bu maç yalnızca 9 dakika süre almış. Allah'ım ya Rabbim ya. Hala gram gelişme yok. 27 yaşını şey 27 yaş demişim. 27 maça çıktı. Vallahi bunun sonu bizim sağ Furkan gibi olacak gibi olacak gibi ama hadi hayırlısı. Berker kalmak istiyor. Berker dakikaten çok sağlam bir profili olan oyuncu. Kiralamaya yanaşıyorlar. Oo! 300 bin eurolar, 600 bin eurolar havada uçuşuyor. 10 milyon euro. Kulübü satsak 10 milyon euro etmiyor. O yüzden alıcısına hayırlı olsun diyoruz. Evet. Yani. Tam Furkan demeye kalmadı. Bir üç gün sagatlığıyla hemen ben buradayım hocam dedi. Kendini gösterdiğin için teşekkürler Furkan. Yalnız sağda kendini göstersen daha güzel. Bak görüyor musun 27 görünce nasıl çağrışım yapmış. Geçen sene 27 maçta oynatmışız. Gelişim sıfır. Allah'ım ya Rabbim ya. Furkan'dan bir güzel haber daha geldi. Gelişimine devam ediyor. Bu sezon 29 maçta 27 şut pası verip %88 isabetli pasla oynadı aslanım benim. Çok güzel gelişiyor be. Gücü 14'te 15 yapmış. Gayet güzel pozisyon alma, soğukkanlılık, topsuz alan gelişiyor. Özel yetenek, ön sezi, liderlik, konsantrasyon karar alma gelişmeye devam ediyor. Kararlılık 16 olabilse çok güzel olurdu. Markaj 10'da 11 olmuş aslanım benim. Çok çok güzel. Dedim size artık yavaş yavaş oturmaya başladı. Bence tam da zamanında yeni oyun karakteristiğini ekledik. Onu da yavaş yavaş tamamlamaya başlar. En azından bu sezon bir tane oyun karakteristiğiyle kapatırız. Gelecek sezonda maçın temposunu belirlerle başlarsak hakikaten çok çok güzel olur. Mutluyuz, mutluyuz. Hadi bakalım. İnşallah yavaş yavaş taşlar yerine oturacak. Artık transfer dönemi biraz yaklaşmaya başladığı için onun gerginliğini hissetmeye başladım. Nasıl yapacağız? Nasıl edeceğiz? Çok fazla kiralık oyuncumuz var. İstediğimiz çok fazla isim var. Kaptırmak istemiyoruz başkalarına. Hangilerini alabileceğiz? Hangilerini alamayacağız? Bakalım en azından şu Hamza veya Semih ikilisinden birisini halledebilirsem biraz daha rahatlayacağım ama hala iki takım da kiralık sözleşmesini uzatmak için erken diyor. Uzatacaklarsa bize vermeleri lazım. Yani bayağı oynattı. 26 maçta oynadı. Daha ne oynayacak? 13 gol 5 asist. Yalnız Semih'i de son 5 maçı kötü dedik ama genel performansı hiç fena değil. Şakamaka değerini de 3.8 ile 7 milyon euro arasına getirdik. Daha ne olacak? Aslanım Furkan böyle devam et. Şöyle bir bakıyorum Hamza ne durumda? Hamza zaten gelişmeye başlamıştı o yüzden sıkıntı yok. Yolumuza devam edelim. Haftalık antrenman raporuna şöyle bakıyoruz. Birinci sırada Sami satılmış var. Gayet güzel. İkinci sırada Deniz Aslanım benim. Ee, ufak da olsa gelişimine devam ediyor. Üçüncü sırada da Rahmi var. Rami son düzlükte böyle bir can hıraş gelişmeye başladı. Bakacağız bakalım kendisine. Devam ediyoruz. Bu arada biz Beşiktaş Fenerbahçe maçı diyorduk. Beşiktaş 2-0'lık bir galibiyet elde etti. Ya den yine Deniz Türüç. Deniz bu sezon kaç tane gol attı ya? Derbi Beşiktaş almış. Herhalde bu sezonun şampiyonu Beşiktaş olacak gibi Deniz. ooo çok güzel yazmış. Hakikaten çok değişik bir oyuncu. Evet. Hemen şöyle bir Deniz'in performansına bakmak istiyorum. Çünkü geçen sene futbol menajerde de yine çok iyi bir performans yapmıştı. 3 gol 7 asist toplamda 10 gol 14 asist. Avrupa'da attığı 6 gol 7 asist var aslanım benim. Ligi hazırlık maçları olarak kullanıyor. Güzel. Devam. Eyvahlar olsun. Beyler. Deniz yıldızlaştı ama Kasımpaşa ile berabere kaldık. Puan 80-80. Allah'ım ya Rabbim bu heyecan bizi öldürür. Ya şu kadro gümbür gümbür gitmesi lazım ya. Bilal. Nezi Ali uzun bir top defansın arkasına doğru isabetli. Evet. Orada geçirmeyecektiniz. Yakup Deniz ikilisi. Şimdi Gökhan da top iyi kontrol etti. Koşu yoluna doğru verdi pasını Mehmet Erdem. Sol taraftan nefis bir pas. Enis affetmedi. Skor 1-1 ama 3 puan almak için yeterli değil. Harika bir kıran kırana bir mücadele oluyor. Kim kazanırsa kazansın hak edilmiş bir şampiyonluk olacak. Hatta Galatasaray bile biraz gayret etse yetişecekti ama artık geç gibi gözüküyor. Rahmi yine yeni sözleşme için geldi. Hemen konuşmaya başlayınca geri fiteze taktı. Bir iki ay daha sık Dijeni Rahmi. Duruma göre kalacak mısın gidecek misin? Az çok belli olacak. Acaba satılık listesine koysak teklif veren olur mu? 1.1 ile 1.6 arasına kadar da geldi yalnız var ya. Bizim için çok önemli bir transfer geliri olabilir. Sıradaki rakibimiz Ankara gücü. Galibiyetle geri dönmek istiyoruz. Taraftar ve yönetim de galibiyet bekliyor. Pek çok oyuncumuzun e, maç yükü hafif durumda bizim için çok önemli. Gökdeniz'in maç yükü hafif belli ki milli takımda kendisine şans bulamadım. Orta olan oyuncular var. Genel olarak gayet iyi durumdayız. Çıkacağız inşallah 3 puan alıp yolumuza devam edeceğiz. Emir de yalnız kaç maçtır oynatıyoruz. Hazırlık maçlarında falan da oynatıyoruz. Hala maç yükü hafif. Evet yumruğumuzu sıkalım. Ne diyelim? Favori olmamızın bir sebebi var. Şüpheyle bakanları utandırın dedik. O ceset tehlikeli olur. Hemen şöyle bir tedbirimizi alalım. Beritse. Oo. Ya hız hızlanma var da geri kalan özellikler facia. Dayanıklılık olmadan o hız hızlanma ile nereye kadar gidecek bilmiyorum. Zahit de çok tehlikeli değil gibi. Evet. Buna bir tedbir alsak olacak. İnşallah güzel bir karşılaşma olur. Haydi bakalım. Ben Altın Ordu'nun bu sezonki formalarını çok beğendim. Altın sarısı bence çok güzel bir dokunuş olmuş. Keşke 3D forma paketi de olsa ama yok ne yazık ki. Bir tane aslında Türkiye Ligi'nde, Türkiye Ligi için ee, Üç dev forma paketi yapan birileri çıksa çok güzel olacak. Bir de bizim istediğimiz gibi teme yapabilecek birisini bulabilsek her şey efsane olacak ama bakalım bir gün anlayan birisi çıkar elbet. Gökteniz sağ taraftan aldı, Berpası amza içeri girdi. Göktenizden solo şov, aslanın benim golünü de attı. Yalnız var ya Gökteniz bu son patlamasıyla birlikte bence bambaşka bir seviyeye çıktı. Abdülkadir ömür almas alamasak bile çok üzülmem yani. Baksana da nasıl iki kişinin arasından girdi orada. Çok güzel bir gol. Evet Emircan asistini yaptı yine. Aslanım o da yalnız gitmek istiyor. Bilmiyorum yerini nasıl dolduracağız. İlk yarım saati geride bıraktık. Vallahi %72 ile oynuyoruz. Biraz pozitif olsa olur. Yine kanatlara doğru açılalım. Evet, ilk yarının skoru böyle bitti. Çocuklara motivasyon vereceğim. Topa hükmetme konusunda çok iyiyiz. %70'lere kadar gelen bir altın ordu var. Emircan tehlikeli bir nokta. İçeri doğru kesti. Var mı vuran? Rahmi kafasını 14 yaptı ama ondan bir aksiyon göremedik. Taylan verdi pasını Furkan Rahmi. Hemen sol tarafa Sami'ye yalnız paslaşmalar nasıl? Yavaş yavaş çocuklar tiki taka istiyor gibi sanki. Hoppa Cemali. Evet Cemali. Emircan içeride orkesti Gökdeniz. Sen nasıl bir kralsın ya? Gökdeniz sen nasıl bir kralsın? Emircan ve Gökdeniz ikilisi harika oldu. Bence Gelecek sezon fırsat bulursak Emircan'la da bir yeni sözleşme imzalayalım gibi der. Bakalım mali durumumuz ne olacak? Kimleri satmamız gerekecek? Hiçbir şey bilmiyoruz. Ya Furkan Emin bütün planları bozuyor. Furkan Emin bir patlaza diyeceğiz ki, tamam yani Emircan gitse bile arkasından Furkan Emin geliyor. Performans var ama gelişim yok Furkan gibi, Furkan Metin gibi. Furkan yöntem Hamza. Tekrar Sami'ye bıraktı. Hamza al dön. Verdi pasını da Gökdeniz. Orada güzel bir baskı vardı ama Gökdeniz nefis sıyrıldı. Söktü topu orada adeta. Emircan açısı dar. Aa direkt. Vallahi kaleye sokacaklar zannettim bir an. O Ali Emre. Aslanım benim güzel. Valla kime baksak gelişiyor ya. Bu bir haftalık maç ondan sonra 5 günlük antrenman inanılmaz bir gelişim temposu sağlıyor ama orada bir offside var herhalde. Hocam bir bak bizi gerginliklere sokma güzel. Hemen geçiyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Vallahi Yavaş yavaş kulübün temellerini atıyoruz beyler. Vur ona Rahmi. Kafa 14'tü güzel de vurdu ama girmedi. Emircan. İçeri doğru vur ona Emircan. Peki. Herkes 7'nin üzerinde oynuyor. Çoğunluk güzel. İçeri doğru kesilen bir top. Ali Emre iyi bir pas oldu. Ali Emre kontrol etti. Etrafına şöyle bir baktı. Uzun oynadı ayağıyla. Fatih Emircan kontrol uzun pas. Semi. Bravo Semi. Semi hocam ben de buradayım dedi. Bir daha bakıyoruz. Ali Emre uzun oynadı. Fatih. Emircan uzun bir pas Semi'ye doğru güzel bir bitiriş. İşte bu kadar. Var mı yorulan? Şimdilik yok gibi Sami. Şimdi Furkan'a doğru. Furkan ayağının dışıyla güzel pas. Semi uzaktan bir şut. Kaleyi buldu. Emircan onunla oynuyor beyler. Emircan topun başına geldi. İçeri doğru kesti. Hoppa. Hamza iyi kontrol. Sıyrıldı. İçeri doğru verdi pasını Gökdeniz. Defans var. Aha kim o? Rahmi aslanım benim be. Bundan sonra senin adın taş kafa. Uzun bir top. Hop Sami indirdi. Semi. Rahmi taş kafa. Taylan. Rahmi. Kontrol. Kaan. Perfasını sola. Sami gördü. İşte buralarda Furkan çok önemli bir rol oynayacak. Yavaş yavaş oyun karakteristiğini ekliyoruz. Rahmi, Hamza, Bak işte oyun kurucu bu. Alıp dönecek. Kaptırdı gibi oldu ama tekrar aldı. Nasıl hata çıkardı? İşte bu. Bunu yaptığı zaman bir oyun kurucu sıkıntı yok. Bunu yapmadığı zaman vay efendim tekniği yüksekmiş, pası varmış, alıyormuş, veriyormuş. Bunların hiçbir faydası yok. Alacak, dönecek. Hamza. Hamza bu işleri iyi biliyor. Fırsat bulduğunda hücuma çıkar ekleyeceğiz. Bon servisini alabilirsek. Hop. Şimdi 3 yorgunluk gelmeye başladı. Furkan çık, Berkay gel. Hamza çık, Mezzele Muzo, Sami onlara eklendi. Valla 4 yapacağım. Metan mecburen seçeceğiz. Metanı silmiştik ama. Bir de sanki Gökdeniz'in Maç çünkü düşük. Emir'i bence çok fazla soğutmayalım ya. Rami kaç? 6-7. Rami çık bakalım. Emir çünkü iyi de gelişiyor. Bizim için önemli bir seçenek olabilir. Valla değiştirmeye kalmadan dekler gitti. Taylan. CS. Aldı topu ilerlemeye devam ediyor sol taraftan. CS ilerliyor. Tek başına gidiyor. CS. Ali Emre'm. Ali Allah var. Yani iyi de gelişiyor. Kalede bize çok güzel güven veriyor. Aslanım benim. Chatsi Gion, 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 Gion. Evet. Marlon topu aldı. Chatsi diyeceğim ben sana aslanım. Gerisini söyleyemiyorum. Son 3 dakika yani bence çok da mücadeleye gerek yok. Gol atsanız santrası olmayacak. Disiplin, disiplinli oyna, tempoyu düşür. Bekler biraz yoruldu ya. Şimdi sakatlık makatlık çıkmasın. Bir kez daha Ankara gücü köşe vuruşu kullanacak. Konyaspor Spor mağlubiyetinden sonra biraz ilaç gibi geldi. Orada bir beraberlik en azından alabilseydik daha iyi olacaktık. Neyse artık. Evet rakibi perişan ettiniz resmen. Valla Ankara gücü kolay kolay top yüzü göremedim. Emircan'dan ekstra bir performans. Uuu, Hatay Spor'u 4-1'le geçmiş Fenerbahçe. İki maç fazlasıyla bir puan. Bu iş Beşiktaş'ın beyler. Bu sezonun şampiyonu Beşiktaş olacak gibi gözüküyor. Hadi bakalım. 127 bin euromuzu aldık. Yine <laughs> biriktirdik biriktirdik. Ay başında 90'a inmişti. Biraz yine 168 bin lira çıkardık. Primler abi 59 bin kime biz ne primi veriyoruz ya? Allah aşkına bana biri bir desin. Ben kimsenin sözleşmesinde prim birim. Emircan'a ve Emircan'a bir şeyler koymuş olabiliriz de. Onlara da sayıyla koyduk yani. 10 asiste prim verdik. Yoksa asist başına prim vermedik. Beyler 29 maç 9 gol 10 asist ya. 29 maçta 19 gole doğrudan katkı. Şu an 4,5 yıldız olmuş. 5 yıldıza da çıkabilir diyor. Yapma etme kurban olayım Emircan. Bu takımın yıldızı benim dedi. Zaten e, 7 numaralı formayı kendisine vermiştik. 29 maçta 9 gol 5 asist. Hakikaten inanılmaz bir sezon. Hamza sen ne yapıyorsun? 3 gol 7 asist Hamza'dan. Vay be. Evet. Norwich ve Wolves. Norwich tekrar devreye girdi. Wolves geldi. Valla Sami'yi kıskaca aldılar. Sami bence gidecek ya. Hemen şöyle gel sana bir sarılayım. 3 asistle tamamladı. Çok çok iyi fırsatlar yarattım böyle devam et. Güzel. Bir de sevin sen söylediklerime. Yok ya Emircan, ben bu lige fazlayım moduna girmiş. Herhangi bir takımın üzerine anlaşılan parayı kendisi için kulübe teklif etmesini umuyor. Ya yani beni kulüpler öner diyor. Yavaş yavaş kendimize sol tarafta bir alternatif aramanın zamanı geldi gibi hissediyorum ama kimi bulacağız? O Sivas'taki çocuğu herhalde mecburen alacağız gibi ama Halil Dervişoğlu satılık listesinde ne kadar? 6.4. Yani maaş 2.9 kalsın. Alıcısına hayırlı olsun. Geç geç. Kerim'i geç. Celil Melil var. Bunları da geç. Bünyamin listede. Artık Tayland'dan sonra biz başkasına bakmayız ya. Bünyamin de yedek için fena olmaz da. Avrupa'da olmadığımız için şu an yani ne alırsak alalım boşuna ıı, oyuncuyu çöpe atmış olacağız. Hemen şunu bir kaldır bakayım. Sen bana ne yap biliyor musun? Serdar merdar bunları geç. Bana bir 19 mı desek? Mehmet büyük sayar. Kararlılık 9 14. İyi mi acaba? Ters ayaklı kanat. Hız 12, hızlanma konsantrasyon 4 8 geç. Hakan Özkaya. Kararlılık 14, agresiflik 20. Hakan olabilir aslında. Mehmet'in biraz kararlılığı yüksek olsa hiç düşünmeden Mehmet diyeceğim ama serbest kalma filan var mı? Fenerbahçe'den oyuncu almak zor olur ya. Behlül mü? Hayırdır Behlül? Gel bakayım sen buraya. Bir başımıza Behlül eksikti zaten. Emre Kayanın Kararlılık 4 olduğu için onu geçiyoruz. Bora Aydınlık, Amerika vatandaşı. Türk müsün canım? Gel bakayım. Bir gözlemcimizi gönderelim. Yavaş yavaş orada da bir alternatif arayışlarına girelim. Sanki Behlül'de bir şey var gibi. Çünkü 15 yaşında 4. sıraya yerleşmek yani bilmiyorum. Kolay iş değil. Bir şeyler olmasa yeni çıkmış galiba. Beş maça şey yapmış. Aynen 15 sözleşmesi 15 Mart'ta başlamış zaten. İlk sezonu aynen bu sezon çıkmış. Kararlılık 1-5. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kararlılıkmış arkadaş. Neyse artık. Ay ay kiralık listesi Nikololar Mikololar havada uçuşuyor. Biz şuna kısmen Türk diyelim. Ya Emirhan var ya biz ne yapıp edip bu çocuk gelecek sezon kiralayalım. Beyler bu çocukta bir şeyler var. Bir gözlemci göndereyim mi? Bir hafta. Kerim'e de göndereceğim. Şu bir haftayı görüyorum. Bir haftada Allah aşkına nesi, neyini gözlemleyeceksin? Hiç gönderme daha iyi. Neyse. Yolumuza devam ediyoruz bakalım. Sadaki karşılaşma. Denizli deplasman. Bence buradan da bir 3 puan çıkartabiliriz. 3-3 Galatasaray mağlubiyet yazıyorum. Kayseri'de Allah Kerim diyeceğiz artık. Devam. Evet, Arda Turan artık denizi rotasyon oyuncusu olarak e, görüyor. Bu güzel bir işaret. Biz de zaten gelecek sezon kendisini oynatmayı istiyoruz. Kesinlikle e, denizi kazanmamız lazım. Hem boyu olsun, hem sol ayağının olması. Sağ ayak çok kuvvetli, sol ayak da var. Gayet güzel. Eksikleri yok mu? Illaki var ama e, bir noktada oyuncuyu oynatmak zorundayız. Başka türlü kazanamıyoruz. Görüyorsunuz sezon başında Furkan nasıldı, şimdi nasıl? Hamza aynı şekilde inanılmaz yol kat katetti. Emircan, Gökdeniz hepsi bambaşka bir şeye büründü, profile büründüler. Aynı şekilde Semih öyle ki az önce teknik ekip Semih'in ve Berkay'ın sözleşmesini uzatmayı önerdi. Şimdi Berkay yerine Hakan Yeşil'i düşünüyoruz. Onun sözleşmesi bitiyor. Eğer onu bedavaya katabilirsek bizim için çok daha iyi olur. Takımdaki kiralık sayısını azaltmak istiyoruz. Semite opsiyonumuz var ama ne kadar paramız olacak bilmiyorum. Yani biraz şöyle iyi kötü 1-2 milyon euro transfer bütçesi gelirse Sami'yi satıp bir de üzerine Rami'yi satıp Hamza ve Semih'i alarak transfer dönemine güzel bir başlangıç yapabiliriz. Onun üzerine de artık kiralık olarak bir şeyler denk getirebilirsek birkaç da kiralık oyuncu ekleriz. Öyle yolumuza devam ederiz diye kafamda bir düşünce var. Ama tabii konuşmak için çok erken. Devam edin. Emircan'ın son 5 maçlık performansı geldi. Ortalama puan 7.35. Son maçta 7.54'lük bir performans sergilemiş. Şu an 4.5 yıldız gözüküyor. Hakikaten inanılmaz bir noktaya evrildi Emircan. aslında onu kulüpte tutabilirsek bizim için çok önemli bir oyuncu ama tutabilir miyiz emin değilim. Şu an için gitmek istiyor. Transfer dönemi temmuza kadar fikri değişebilir. Özellikle bu sezon e, itibarımız artarsa o yüzden zaten e, 6. sırayı bırakmak istemiyorum. Şu an itibar bizim için çok çok önemli. İnşallah sezon sonunda güzel bir yerde tamamlayacağız. Haftanın takımına seçilen oyunculara şöyle bakıyoruz. Kalede Muslera var. Stoperde Nelson, solda Ferdi, sağda Tayfun, Aslanım benim var ya. Son gün transferde e, fırsat kolladık. İyi ki de almışız dediğimiz bir oyuncu. Valla 33 milyonla 39 milyon euro arasında çıktı bile. Ne yapıp edip 6,5 milyon denkleştirmemiz lazım. Tabi gelecek sezon 6,5 denkleştirmek de kolay olmayacak ama bilmiyorum bir şekilde artık birilerini satıp edip bir şeyler yapacağız. Çünkü gelecek sezon Gökdeniz'in de sözleşmesinin son senesinde Antalya Spor Ant Antalya 2006'ya kadar devam ediyor. Dolayısıyla gelecek sezon bir de gökdenizi almamız gerekecek 4.3'e. Yani toplamda bir 10 milyon euro kasamızda olması lazım. Daha bir de bunun üzerine Kaan var. Vallahi biz bu kadar parayı nasıl denkleştirecek? denkleştireceğiz hiç hiç bilmiyorum ama Allah sonumuzu ailesin. Bir çıkış yol bulacağız inşallah. Emircan'ı <laughs> bak takımı komple takım kurmak için takımın yarısını komple satmamız gerekecek gibi. O biraz tabii kötü olacak. En kötü ihtimalle Furkan artık az takımda oynarsa gelişir diyeceğiz. Ama gelişmezse sıkıntı büyük. Şimdi Taylan sağda. Gökdeniz aynı şekilde bence çok güzel bir ikili olacaklar. Hamza'yı ofansif orta sahaya koymuş ki ofansif orta sahada oynuyor. İkisi de ana mevkisi. Biz zaten burada oynatıp ofansif orta saha hücum dediğimiz için zaten buralara gitmesini istiyoruz. Hatta biraz geniş alanda oyna diyerek Mezzala gibi Kanada doğru indiriyoruz. Gökdeniz'i de içeri kat et diyerek adeta 4-2-4'e dönüyoruz hücumlarda. Solda Emircan var. Forvet'te Pedro var. Gayet güzel. Bütün oyuncuları tebrik ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Zlatan ulusal A lisansını almak için antrenörlük kursuna başladı. Herhalde o yoğunluğu atlattık diye düşünüyorum. Yönetim izin vermiyordu kursa. O zaman şöyle bir Robben'i de zorlayalım diyecektim. Robin'i istedik vermediler. Şu an için isteyemiyoruz galiba. Onun dışında var mıydı başka? Valla onun dışında Ali Eren şöyle bir bakalım pro lisansını alıyor. As takımdan kimler var? Martin'e verdiler zaten. Martin kursa gidiyor. Serkan Balcı kursta. Tamam. Şöyle Martin'e bir bakalım istiyorsanız. Ulusal Bey lisansı için çalışıyor. Eee İsmail'i geç. Şöyle bakayım. İsmail'i zaten değiştirecek Bu fonu bekliyoruz ya. Bu Allah aşkına kurban olayım bırak artık ya. Vallahi bırak artık. Arda'yı şöyle bir daha bir deneyelim. Tamam. Bir daha şöyle bir bu fona bakacağım. Haydi aslanı. İki ay kaldı. iki ay. Yeni sözleşmeyi imzalamayacaksın herhalde parmağıyla. Yok ya yo, iki ay sonra kesin emekli olacak da bence kaleci antrenörü de olur. Hadi bakalım devam. Evet Arda için uluslararası C lisansı izni aldık. Gayet güzel. Valla daha şaka maka, BA e, Pro var. Yani C'yi de almadı da CBA Pro. Hepsini aldığı zaman çok iyi bir asistanı da evrilebilir bilmiyorum. Şöyle bakalım sevilen kişilerde var mıyız? Ümit Karan var. Şöyle bir aslında tek tek şeyleri taramak lazım. Arada sırada sevdiklerime bakıyorum ben de. Sevdiği kişiler arasında kimler var diye. Aslında var ya. Emre biraz boşta kalsa Emre çok güzel olur. Aklımızda bulunsun. Kararlılık 19. Gel geri. Şöyle bir tek tek bakacağım. Kim var? Aydın Yılmaz. Allah'ım ya Rabbim Kararlılık 3. Emre Çolak. Kararlılık 13 geç. Burak Yılmaz açıldı mı? Kararlılık 15 E. Eh. Yok ya. Burak Yılmaz'a gelene kadar daha kimleri buluruz? Şimdi yurt dışı yabancı e, isim yalnızca teknik direktörde alabiliyoruz ya teknik ekipte. O yüzden oyuncularda alamamamızın açlığını biraz teknik ekiple dolduruyor gibi olduk. Fırsat varken şöyle kaliteli yabancıları almak en iyisi. Selçuk kararlılık 12. Fatih Terim, Orhan Ak, kararlılık 15, fena değil. Serdar Özkan, kararlılık 4. Evet. Bir de şöyle Ege Tanı verdi vardı biliyorsunuz. Milli takımda fena performans göstermiyordu. Bir gözlemci gönderelim dedik ama umduğumuz potansiyel çıkmadı. Evet, İnönü Stadyumu'nda tarihi bir akşam. Rakip Aston Villa İnşallah Avrupa'da kupa kazanan ikinci takım olur Beşiktaş. Kazanmamız da lazım. Koskoca Türkiye Ligi'nde Avrupa'da başarı kazanan yalnızca tek bir takım var. Rakip zorlu Aston Villa. Yani Premier Lig takımları artık her zaman zorlu seviyesinde. Çünkü Premier Lig öyle bir seviyeye çıktı ki artık Championship bile diğer liglerden daha değerli hale gelmeye başladı. Evet. Bakalım nasıl bir maç olacak hep birlikte göreceğiz. Kadroları görelim. Kalede Emre var. Evet genç bir oyuncu. Sağda Kerem'i koymuşlar. Beşiktaş'ın da eksikleri var gibi ama. Coutinho oynuyor mu? Evet Coutinho yok. Sörloth oynuyor. Coutinho yedeklerde. Digne, Keş, Bekler fena değil. Bakalım ya. Bakalım. Aston da tribünleri doldurmuş kıran kırana bir mücadele olacak belli ki. İnşallah buradan Beşiktaş avantajlı bir skor alır. Kalbimiz Beşiktaş haydi bakalım. Bu sezon yani ülke puanları yalnızca Beşiktaş'tan geliyor o yüzden hep destek tam destek. Uzun bir top, keş, iyi kontrol, verdi pasını Vertkins'e hatalı top. Şimdi sağ tarafta Gezdal var. Haydi Gezdal tehlikeli olabilir. Ayağının dışıyla vurdu. Martinez, Martinez'i de artık Dünya Kupası'ndan tanıyorsunuz. Şakası yok. Kalecileri bayağı sağlam. Avlamak kolay olmayacak. Gezdal içeri doğru kesti. <laughs> ah be. Biraz direğin içine girse var ya 1-0. Dakika 4. Tribünler. Tıklım tıklım. Bir uğultu var. Haydi bakalım. Rakibi psikolojik olarak çökertmemiz lazım. Gezdal. içeri doğru kesti. Soza. Yine dışarıda. Duran toplarla iyi başladı Beşiktaş. İlk 16 dakikayı geride bıraktık. 20. Bala deplasmanda olsa mümkün olduğunca zaman geçsin derdim ama bilmiyorum. Burada en azından bir gol atabilirse Beşiktaş çok çok iyi olur. Evet. Kısır bir ilk yarı oldu. Kısır bir ilk yarı oldu. Ama rakibin gücü göz önünde alındığında atak değmedi Beşiktaş yani. Şimdi duran topla gelebilirler. Carlson topun başında Allah'tan Coutinho yok. Emre Bilgin kurtardı. Aman diyeyim. Güzel. İkinci yarı başlıyor. Watkins, Sir Lott. İnşallah Aston Villa bir hata yapacak. Beşiktaş bir gol bulacak. 1-0'lık avantajla İngiltere'ye gidecekler. Şimdi keşte top tekrar. Pepe verdi pasına ama hatalı. Saiz, Souza, verdi Gezzala. Sağ taraftan bir bindirme var. Kerem'i görün. Kerem koş. O kadar istedik gelmedin. Yetiş bari şuna. Eyvahlar olsun. Fazla Beşiktaş'a pahalıya mal oldu. Etkili bir kontra atak golle sonuçlandı. Aston Villa oyuncuları türbine koşuyorlar. Bir kez daha izleyelim. Gezdi alan topu ne yazık ki isabetli değil. Carson iyi bitirdi. Emre köşeye doğru bildi ama yetişemedi. Şimdi kentte top. Getson. Verfasını Redmond. ilerlemeye devam ediyor. Tek kişilik şov mu? Fena da vurmadı ama Martinez'i kurtardı. Topun başında Gezzal var. Haydi. Haydi Beşiktaş kalbimiz seninle. Güzel. Vur ona Getson. Aldı çevirdi geri döndü. Uzaktan bir şut mu? Ah be. Var var pozisyonlar var da. Gerçi offside bayrağı kalktı. Evet. Carson köşe vuruşunu kullandı. Üzdü ya. Burada o ilk beşinci dakikada o kafa golü girse var ya. Belki bambaşka bir maç olacak. Pepe, Mekkin iki yerse kopar. Eyvahlar olsun. Evet. Yolun sonu Beşiktaş için gözüktü gibi gözüküyor. Gözüktü gibi gözüküyor da çok güzel oldu da. Maçtan ayrılalım. 2-0'la bitecek mi göreceğiz? Evet 2-0 bitti maç. Tek ayak mı? Bir dakika. Yok iki ayak olması lazım canım. İki ayak. Da deplasmanda artık. İlk maç deplasmanda olsaydı hadi 1-0 filan tamam olabilir derdik ama. Kendi evimizde 2-0 pek hoş olmadı. Yolumuza devam ediyoruz. Emre Bilgin, Kerem ve Kartal Kayra ile yakın. Valla üçüyle de ilgileniyor. Kerem'le artık ilgilenmiyorum da Emre de olabilir, Kartal da olabilir. Hafta kan temel raporuna şöyle bakıyoruz. Birinci sırada Deniz var. Güzel. İkinci sırada Rahmi var. Hala ilk üçte. Üçüncü sırada da Sami var. Üç oyuncuyu da tebrik ediyoruz. Eyvahlar olsun. Kayseri ile beraber kaldık. Puan farkı tekrar 2 oldu. Beşiktaş 83 puanlı önde. Mehmet kırmızı kart görmüş 29. dakika. 29. dakikada ee, Yağızcan golü atmış. Maçın adamı seçilmiş. Şöyle bir bakıyorum. Ya bu kadro nasıl bir tane sakatlık var mı diye bakayım dedim 6-12 gün gitmiş yine bir oyuncumuz. Bu kadro nasıl berabere kalır anlamak mümkün değil. Kırmızıdan dolayı berabere kaldık da tam gümbür gümbür şampiyonluğu alacağız derken Tuay aldı orta sahadan ilerlemeye devam ediyor. Tuay iyi gitti. Ay ya Çağla ya bu gol yenir mi? Hadi tamam bu yanlışlıkla dokundu da. Sen niye topu izliyorsun birader? Gökhan. Batu orada boşa çıktı. Şimdi verdi pasını Yağızcan'a. Güzel bir bitiriş. 73'te gelmiş. Şampiyonluk elimizden kayıp gidiyor beyler. Üzgünüm. Yönetim de taraftar da galibiyet bekliyor. Gökdeniz, Ali Emre Yanar ve Hamza'nın performansını devam etmesini istiyorlar. Valla Ali Emre yine cayır cayır gelişiyor. Hamza ne yapıyorsun aslanım? Gökdeniz zaten iyi gelişiyordu. Gayet güzel. Haydi bakalım inşallah galibiyetli yolumuza devam ederiz. Puan farkı kaç oldu? Başak City'den kurtulduk. Bu sefer de peşimize Konya Spor yapıştı. İşte orada Konya maçını yenebilseydik şu an var ya çok rahattık. Çok rahattık. Belki de oynamadan geçecektik. Sadaki rakibimiz Denizli Spor. Oyuncuların maç yükü hafif. Adeta futbola açız. Çıkacağız. İnşallah güzel bir galibiyetli yolumuzda devam edeceğiz. Haydi bakalım aslanlarım. Bu bir haftalık maç temposu hep söylüyorum. Oyuncuların gelişimi için çok ideal. Gelecek sezonda denizi kazanacağız inşallah böyle. Sonrasına da bakacağız. Yumruğumuzu sıkalım. Favori olmamızın sebebi var. Çıkın şüpheyle bakanlar utandırın dedim. Deplasman ama yine de kazanabiliriz diye düşünüyorum. Hızlanma 10. Da biz forveti yine boş bırakmayalım. E, Gabriel e eh, 13 13 Mustafa. Yani hadi bir de Gabriel'e yalandan pres yapalım. Bitiricilik var mı Mustafa? Geç. Haydi bakalım. İnşallah güzel bir galibiyet olacak. Santra ile başladı. Hayır olsun inşallah. Erken bir golle de başlayabiliriz. Gol de atabiliriz. Genellikle Santra ile başladığı zaman gol olur ama Taylan aldı şimdi sağ taraftan. Haydi aslanlarım. Erken bir gol çok şey değiştirir. Rahmi aldı ilerliyor. Verdi pasını Taylan'a. Ver koşuyor. Ver bekleme. Güzel. Gökdeniz çevirdi. Semi tekrar Taylan kesti. Emircan hadi be. Dedim size. Gol olabilirdi. Genellikle Santra başladığı zaman gol olma ihtimali yüksek oluyor. Kaan verdi pasını Cemaliye Sami. Uzun bir top deneyebilir. Evet. İsabetsiz bir pas oldu. Kanada desen Kanada değil. Semiye desen Semiye değil. Şimdi tekrar bize hediye ettiler. Sami bu sefer kısa oynadı. Cemalip ver hemen Emircan'a. Kaan. Furkan'ı görün güzel. Furkan, Hamza, Rahmi. Biraz oyunu açıyoruz. Tekrar Hamza'da top. Uzun oynadı defansın arkasına. Gökteniz iyi kontrol. Çık dışarı. Taylan uzaktan şansını dener mi? Vur Taylan. Of be. Şu golü var ya en son Reis James attı. Çatala çatala. O da çatala çatala vuruyor insafsız. Bir kez daha izleyelim. Gökdeniz çok güzel kontrol etti. Geri döndü Taylan'a, içeri doğru kat etti. Çok güzel bir vuruş. Aslanım benim. Evet, maç hızlı başladı. Gökhan uzun bir top. Saney indirdi ama orada Taylan alır mı derken şimdi Konate defansın arkasına da çık Ali Emre. Vallahi gol yiyorduk. Çocuklara bir konsantrasyon vurgusu yapayım mı? Kaan biraz erken yoruldu. Taylan. Ta opa hocam. Yemin ediyorum var ya Hamza'nın kafaya bir tane yapıştırdı. Gökhan. Çeçenoğlu. Kasap yonuna lütfen. Çocuk Hamza da buraya doğru koştu. Ağlıyor mu mu birisi baksın şuna. Hii, Kaan gitmiş. Ben de diyorum niye böyle oldu. Emir gel. Solda mıydı Kaan? Soldaydı. Aman diyeyim. Cemali. Çünkü maç yükleri hafifti ne oldu dedim bir an. Emircan uzaktan ah be. İnşallah ama hafif bir sakatlık olduğu için çok büyük mesele değil. Bazı hafif sakatlıklar da bir iki hafta sürebiliyor da. Emircan içeri doğru girdi. Gökdeniz'e gelir mi? Gelmedi. Cemali Furkan. Tekrar Cemali'de top. Sami. Hadi bir aslanım. Vur ona Gökdeniz. Üstten dışarı. Hamza, içeri doğru kesilen bir top. göklenize gelmedi. Rahmi, iyi kontrol. Ver hemen pasını tekrar. Furkan yöntem. Şimdi Sami'de top. Dön geri Emir, sol tarafı görebilirsin. Güzel, Cemali. Ver koşuyu, bravo. Emircan, içeri doğru kat etti. Sıfıra indi, verdi pasını, aldı attı dedi e. Çok rahat, çok profesyonel bir gol. Offside yok. Denizli Spor dağıldı diyebiliriz. Kaan'ın talihsiz sakatlığı dışında hafif bir sakatlık Allah'tan. Gayet iyiyiz. Evet Emir de bayağı forma şansı buldu. Emir de aslında satın alma opsiyonu olsa fena değil gibi ama potansiyeli belli değil ya. 3.5 yıldız net 5 yıldız olabilir diyor. Taylan, iyi kontrol Emir, tek top Sami, Furkan güzel paslaşma. Emircan nefis bıraktı Hamza'ya. Sağ tarafı gör gökdeniz oyuna dahil oldu Biraz ayağından açtı Şimdi Hamza içeri doğru çevir Vur ona İşte bu kadar Denizli Spor dağıldı beyler Yarım saatte Denizli Spor'u bitirdik Orada Hamza'nın kafaya vurmayacaktınız <laughs> Hamza turbo modunu aldı Bak Bak Yavrum benim İşte bu kadar Beni sinir etmeyin Rakibe çarptırır gol attırırım dedi Emircan tehlikeli olabilir İçeri doğru kesen bir top Gökdeniz. hava topları fena değil Hamza iyi kontrol göktenize bıraktı tekrar Diğer uzaklaştırdı Taylan iyi kontrol etti şimdi Rahmi verdi topu Emire Emir Rahmi Taylan sağ taraftan ilerliyor Haydi aslanım nefis pas Gökdeniz diyorum size Taylan'ın kumaşı bir başka yine nasıl hata başlattı. Taylan'ın kumaşı hakikaten ben buradayım diyor yani. Bir kez daha bakalım. Bak. İlerledi. Nefis pas verdi orada çaprazda Gökdeniz'e. Ama görüyorsunuz değil mi? Ee, i̇çeri kat et dediğimiz zaman dediğimizden beri nasıl Gökdeniz orada ikinci bir forvet gibi oynuyor. Taylanda oraya gelince gümbür gümbür oldu. Sonrası da zaten 4-0. Biraz biraz daha rahat oynasak mı bilmiyorum. Zaten haftada bir maç oynuyoruz. Çocuklar bir yorulsun bir ter atsın. Emir Aslanım sen niye mutsuzsun? Hayırdır? Hamza iyi kontrol. Taylan. Şimdi Furkan'a bıraktı. Uzun bir top Furkan'dan fazla uzun oldu. Evet Furkan'a da biraz pas çalıştırmaya başladım. Pası bir 14 olsun. Şu an 13. Cemali, Emircan, Furkan. Bundan tabi orta sahayı artık kontrol etmesin. Orta sahanın beyni olmasını bekliyoruz. Gökdeniz sağ taraftan aldı. İçeride Semih. İşte bu kadar. Off offside olabilir. Hakikaten Denizli Spor aldı. Bence offside yok ama. Biraz önde mi? Golipten. Gökdeniz sağ taraftan aldı. Şöyle bakalım. Evet. Var olmasa tespit edilemeyecek pozisyonlardan bir tanesi. Ama Semih çok güzel bir maç geçirdi. Evet hakikaten muhteşem bir ilk yarı. Rakipleri şan. Çocuklar zaten bir maç vükafif olduğu zaman bir futbola açlık oluyor çocuklarda. E, rakip de biraz zayıfsa hakikaten affetmiyorlar. Abdülkadir uzun oynadı. Şimdi kim indirdi? Bravo Furkan. Semih Furkan'da kaldı top. Emircan tek top. Semih uzaktan. Of be. Yemin ediyorum takım Şampiyonlar Ligi hüviyetine büründü bir anda. Müdahalelerde sertliği azalt. Belki duruma göre daha fazla hücuma çık diyebiliriz zaman zaman ama genel olarak zaten destekledik ya. O yüzden bir de çok şey yapmıyorum. Hamza'ya da çünkü hücum açık dedik. Çok da zafiyet olmasın. Duruma göre Furkan onu ayarlar. Orada Ümit'in bir topsuz alanda müdahalesi vardı. Hakem devam dedi gördüğünüz üzere. İlki de demiş. Sonrası gol oldu. Emircan 2 asist. Gökdeniz 2 asist. Daha ne olsun? Furkan yöntem. Aldı geri döndü Emir'e. Furkan... Güzel bir top Hamza'ya gelmedi. Taylan, Hamza. Sağ taraftan bakın kanat gibi gidiyor. Bunu zaten biz istedik. İşte bu kadar. Sistem oturduğu zaman gümbür gümbür. Hamza şu an adeta ikinci bir kanat gibi oynuyor. Bak şimdi. Bak Gökdeniz bak nasıl içeri girdi bak. Bunu talimatlarda verdik. Defans nasıl açıldı? Semih boşta işte bu kadar. Hamza'ya kanatlara doğru açıl dedik. İşte o yüzden kanat forvet bir tane şart ya. Göktenizi bu, bu durum biraz göktenizi vazgeçilmez kılıyor. Abdülkadir tamam çok iyi bir oyuncu ama işte kanat forvet olunca bir farklı oluyor 7-0. Taylan bir asistan mı yaptı? Emir, Taylan. Yani Denizli zaten çökmüştü de şu gol biraz evet. Şu gol yemeseydiniz iyiydi. Dakika 84 hala yorulan yok. Zaten zamanı oynayın filan demedim bir yorulsunlar diye. De, e, yedek oyuncular futbolu unuttu. Cemali Emircan aldı topu, kes içeri. Ver, vur Furkan. Yavrum benim be. Furkan yöntem de boş geçmedi ha. 8 Evet yazık oldu. Orada keşke Hamza'nın kafaya bir tane yapıştırmasaydı. <laughs> kafaya küçücük çocuğu buldunuz niye? Adam gibi oynasın işte ya. Abilerinin yanında. Hem alı sağ çağırıyorsunuz hem de çocuğu dövüyorsunuz. İş mi sizin yaptığınız? Hop yorgunluklar başladı. Bu, bu dakikada oyuncu sokmak da biraz ayıp olacak ama. Ne yapalım? Furkan çık, Berkay gel. Hiç oynamamaktan iyidir herhalde. 2-4 bir değişiklik daha kaldı. Taylan'ı biraz dinlendireyim mi? Taylan da 8-10'da oynuyor ya. Dinlenmesin kimse oynasın. 90'a kadar oynayan 2 dakika daha oynar dedim zaten kimse de yorulmadı. Evet inanılmaz oynadınız. Rakip Ferişan gol yağmuru Kesinlikle hak, ederek kazandığımız bir başarım oldu. Vay be kazanırız diye umut ediyordum ama 8'i de beklemiyordum. Gökhan Sü şey kırmızıyı Gökhan Süzen görmüş. Ben orada altta çıkan oyuncuya bakmıştım da o başka bir oyuncu demek ki yanlış Mustafa Çeçenoğlu şey hani Mustafa Çeçenoğlu zannettim. İki gün iyi nazar çıktı. Topa müdahale ederken sakatlandı. Hemen bir iki gün dinlenme verdim. 127 bin euro bereket versin. 263 bin euro oldu. Taraftar Gökdeniz Allah Gökdeniz diyor. Gel bakayım performansından ve attığın golden dolayı tebrik ederim dedim. Hakikaten çok zor bir gol. Bence haftanın golleri arasında da olacak. Alanya Spor yenilmezlik serisini ona çıkarttı. Beşiktaş ne yaptı? Yine puan mı kaybetti? Fenerbahçe 3 puan ileri geçmiş. Oo, Trabzon karşısında da 3-0'lık mağlubiyet. Kazanırsa Fenerbahçe ile puanlar eşit. Çok heyecanlı birlik oluyor. Hadi bakalım. De işte bir de Galatasaray dahil olabilse. Okan Hoca devam mı? Valla bence sezon sonu Okan Hoca gitmeli. Transfer desen transfer yok. Performans desen performans yok. Icardi varken gitsen Seferovic'i al. Yani tamam profil olarak fena değil de. Yani Icardi'den sonra şu an Galatasaray'da Seferovic'in adı dahi duyulmuyor. Hani Gomis var, Icardi var. Seferovic diyen yok. Gomis de gol attığı için. Ne yapıyorsun aslanım? Antalya Spor'da devam. 15 maçta 4 gol. Yani 38 yaşında bence iyi. Personel özellikleri kararlılık 15. Yani fena değil de. Ben çok fazla 15 kararlılık yani pek sevmiyorum. Robin'i de Robin diye aldım yani. Bir de tabii gençlerle çalışması 20 olduğu için inanılmaz bir tecrübe. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazanmış bir oyuncu. 96 kez milli olmuş. Yani Yüzler kulübüne e, girmesine ramak kalmış. Zlatan desen 126. Sol Campbell desen yine herhalde en aşağı 80-90 vardır bakayım. Bunlara da 73. Bunlara da dikkat ediyorum. Milli takımda çok fazla süre almış isimler. Bir tek işte şeyi Martin'i yokluktan aldık. Bunu kaldırmıştım da tekrar eklemeye karar verdim. Ya disiplin misiplinde zayıf ya. Şu an dedim çok fazla o topa girmesin. Martin kaç kere olmuş? Ya e o da şakama makatmış. Şu kere milli olmuş canım. 63 kere milli olmak az mı? Güzel. Evet. Yolumuza devam ediyoruz. Arda Turan Konya Spor'un yenilmesinin takımı olumlu yansıyabileceğini düşünüyor. Belli ki Konya puan kaybetmiş. Şöyle bir duruma bakalım. Sivas 47 maç fazlası var. Başak City 47 maç fazlası var. Konya Spor 47 maç fazlası yok. Valla şu 47'ler 3 takım bizi tehdit ediyor 6. sıra için. Ve 6'yı kaybedersek 9'a kadar da yolu var. O yüzden ne yapıp edip 6'ya tutunmamız lazım. Ama bir taraftan sıradaki karşılaşmamız da Galatasaray. Ne olacak bilmiyorum. Herhalde e, ligin son haftasına kadar 6'cılık için kıran kırana bir mücadele edeceğiz. Galatasaray maçından sonra nispeten kolay bir fikstür var diyebilirim. Ama Kayseri deplasmanı pek kolay olmayacaktır. Şimdi... Ordu takımından en farklı galibiyet rekoru. Hakikaten e, inanılmaz bir e, başarı. Mardin Spor'a attığımız 7 gol var ama yani Mardin Sporla Denizli Spor tabii ki bir değil. E, gerçekten çocuklarla gurur duyuyorum. Hakikaten e, böyle bir performans sergilemek bir Süper Lig takımına karşı ne olursa olsun kolay değil. Evet kiralık oyuncuların performansına bakalım. İlker ilk golünü atmış. Şöyle bir gelişimine de bakıyoruz. Ya var bir şeyler de. İşte boyu çok kısa. Yeterince patlamıyor ama her şeye rağmen 300 bin euro ile 1 milyon euro arası ediyor beyler. Yani bizim için çok önemli bir gelir kaynağı olabilir. 2026'ya kadar da sözleşmesi var. Gelecek sezon bir kez daha kiralarız. Artık ondan sonra zaten az çok belli olur. Yalnız her fırsatta vurguluyorum. Artık bir futbol direktörü ne yapıp edip bulmamız şart. Çünkü eee ya yani oyuncumuz oyuncu sayımız çok fazla. Bütün bu oyunculara e, kulüp bulacak birine ihtiyacımız var. Güzel haberler devam ediyor. Gökhan'da bir patlama görüyorum. 3,5 yıldız net 4,5 olabilir. Bitiricilik gelişiyor. Zihinselde çok ciddi bir patlama var. Fizik gayet iyi gelişiyor. Boy biz zaten 1.92 ama çok güçsüz ya. Gel bakayım sana bir sarılayım aslanım. Şimdi 19 yaş altı tamam. Başka sakatlık var mı diye baktım yok. Kaç maçımız? Uuu iki maç kalmış. 19 yaş artı daha da erken bitiyor. Yapma be. Beşiktaş 19 yaş altı kimle oynuyor? Bir de ona bakalım. Şampiyonluğu kaybedersek çok üzüleceğim. Şimdi onlarda da iki maç kaldı. Kayseri kendi evinde. Kasımpaşa deplasman. Yani galibiyetle tamamlayabilir hiç belli olmaz. Berkay'ın raporuna bakıyoruz. Ya Berkay aslında çok iyi bir oyuncu. Ona biraz biz yazık ettik. Yedekte çürüdü diyebiliriz. Berkay meselesine açıkçası üzülüyorum ama yapacak fazla da bir şeyimiz yok. Haftada bir maç oynuyoruz. Yani Furkan varken Furkan'ın oynaması lazım. E Furkan'ı neden oynattığımız ortada inanılmaz gelişti. Çok güzel bir noktaya geldi profili. Ama Berkay de inşallah gelecek sezon ya bu bu kad bu profille rahatlıkla kendine Süper Lig'de bir takım bulabilir de eğer düzgün oynasaydı çok daha güzel noktalara gelebilirdi. Neyse artık. Evet, teknik ekiple toplantımıza geçelim. Enissi şimdiden rotasyon oyuncusu olarak görmeye başlamış Arda Turan. Şöyle bakıyorum o da gelişmeye başlamış. Yeni çıkan gençler yavaş yavaş 19 yaş altında oynamanın faydalarını görmeye başladı gayet güzel. Tabi gidecek çok yolu var ama gelecek sezon 19 yaş altında göstereceği performansla çok güzel bir seviyeye çıkacak diye düşünüyorum. Hadi bakalım Enis. Belki de gelecek sezon şey konuşacağız. Acaba Gökdeniz'i almak yerine Enis'i mi alsak diyeceğiz ama şöyle bir de bir durum var. Bizim taktiğimizde bir tane kanat forvete ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi kanat forvete içeri gir diyorum. Orada çift forvete dönüyoruz. Hamza'ya kenarları açıl Hamza olmazsa yerine bir mezzela. 4-2-4'e dönüyoruz yani 3. bölgeye yerleştiğimiz zaman. Ama tabii ki yani Enis için de herhalde taktiksel değişiklik yapabiliriz diye düşünüyorum. Belki de 4-2-3-1'e döneriz ama 4-2-3-1'e pek döneceğimi zannetmiyorum. Furkan'ı geliştirmek için çok fazla emek verdik. Belki Emircan giderse sola Naci'yi alırız. O zaman Naci'yi soldan içeri kat ettiriz. Bak o da olabilir. En mantıklı yerler değişir yani. Sağdan Gökdeniz içeri gireceğine soldan Naci içeri girebilir. Evet devam. Deniz'in e, gelişim grafiğini şöyle bir göstermek istedim. Hakikaten ne kadar çok yol kat ettiği e, çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. İyi bir noktaya geldi. Daha gitmesi gereken çok yollar ama bundan sonra artık biraz e, süperlik maçlarında pişecek. Ama hakikaten çok güzel bir sezon geçirdi. Belki eğer şampiyonluğu kazanabilirsek Deniz bir üç yıldız olabilir ama... ...bilmiyorum son iki maç ne olur bilinmez. Son 5 maçta iyi performans gösteren oyunculara şöyle bakıyoruz. Gökdeniz bunlardan bir tanesi. Hakikaten son maçta yaptıklarıyla kendini hayran bıraktı. Şaka maka Enis Menis diyoruz ama... ...kalbimde Gökdeniz'den vazgeçmek hiç yok. Yani bir şekilde artık belki de şey diyeceğiz Enis gelene kadar... Biz de Avrupa kupalarına katılmaya başlayacağız. Diyeceğiz ki zaten iki tane bize kanat lazım. Hem Enis oynar hem Gökdeniz oynar. O da bir seçenek. Yani sağ tarafta yedek Enis olursa sol tarafa da yedek bir tane kanat forvet. Ya da 4-2-3-1'e döneceğiz zaman zaman Türkiye Ligi'nde. Kadro genişliğimiz arttığı zaman değişik formasyonlar arasında illaki geçiş de yapabiliriz. Tabii şu an konuşmak için çok erken. Ama transfer dönemi yaklaştığı için hep böyle kafamda e, beyin fırtınası yapmaya çalışıyorum. Hakikaten çok güzel bir gelişme. İnşallah böyle devam eder ve Taylan son günde yani e, bize inanılmaz bir sürpriz oldu. Fizik yalnız var ya 13-13-13-13-14 hakikaten inanılmaz bir seviyeye geldi. Bunların bazıları 12 idi sanki. Evet ok gibi de fırla, fırladı. Aynen 12 idi. Hız 13'tü peki hızlanma 12'de 13'e çıktı yavrum benim denge 12'de 13'e çıktı ee, İki tane 4 yıldızlık kondisyonerimiz var ya onun faydasını görüyoruz markaj gelişiyor yakında 11 yapar biraz daha top kapma ve markajı geliştirmesi lazım ama yani gelişecektir muhtemelen 12 12 olur diye tahmin. belki 13 13 bile olabilir belli olmaz bakacağız. Ama bizim için çok önemli bir bek orası kesin. Şöyle bir ilerlemeden dünyada neler oluyor bir de ona bakalım. Evet Liverpool 72 City 68'de kaldı. Bu senenin de şampiyonu Liverpool olacak gibi gözüküyor. Valla bilmiyorum. Premier Lig'de hanedanlık kurmak kolay iş değil. Liverpool'u tebrik etmek lazım. Real Madrid almış başını gitmiş zaten. PSG artık Fransa ve Almanya'ya çok fazla bakmamak lazım. Orada sonuç az çok belli. Juventus şampiyonluk için çok önemli bir avantaj elde etmiş. 5 puan Roma ilk 4'te Juventus, Inter, Milan, Roma. Napoli ne yazık ki istenilen seviyede değil. Napoli bir şampiyon olsun istiyordum açıkçası. Peki Porto'ya geç, Ajax'ı geç, devam. Süper Lig'de haftanın golüne şöyle bir bakıyoruz. Demiştim size bu gol haftanın gollerinden biri olabilir diye. Muhtemelen o köşeden attığı gol olacak. i̇kinci sırada Sabah. Üçüncü sırada da Alexic var. Hemen şöyle bir bakacağız. Evet bir tık hızlandıracağım ama pozisyonu da kaçırmak istemiyorum. Alexic aldı. Uzaktan çok güzel vurmuş. Hakikaten Alex için golü de çok güzel. Belki de ikinci olmalı bilmiyorum. Sol ayakla vurmuş. Hangi ayaklı hatırlamıyorum ama. Sol ayaklı olsa bile o vuruşu vurmak kolay değil. Sabah uzaktan güzel. Hızlı bir frikik. Bayağı füze gibi gitmiş yani. Hafif falso da almış. Evet. Şunun güzelliğine bak. Emir. Verdi pasını Taylan'a. Taylan. Gökdeniz kontrol etti. İnanılmaz bir açı biliyor musun o? Ya şu çok zor bir açı gerçekten. Alex için golü de inanılmaz ama vurduğu yer topun falso alışı yerden gidişi hakikaten istese bir tane daha atamaz herhalde öyle bir gol. Uuu beyler haftanın takımına bakıyoruz. Ali Emre, Taylan, Furkan, Gökdeniz, Hamza, Emircan, Semi. İşte bu bizim aslında transfer e, politikamızın ne kadar doğru olduğunun göstergesi. Yani şurası şu üçlü tamamıyla transfer. Altyapıdan çıkan oyuncumuz altyapıdan çıkardık. Orada önemli bir risk de aldık. Yani ilk sezonumuz diye Kubilay'la da devam edebilirdik. Tecrübeli bir oyuncu bulunsun diye ama geçen sene e, Sami oynadığı için hatta ondan önceki sene de oynamıştı. E, o yüzden Sami artık tecrübelendi diye Furkan'ı katmak istedik. İyi ki de yapmışız. Taylan inanılmaz bir katkı oldu Sabek'e. Ali Emre Yanar'ı zaten konuşmamıza gerek yok. İki senedir takımına inanılmaz bir liderlik yapıyor. Hadi bakalım. Deniz sevindirici bir gelişme gösteriyor dedim size. Yani yeni alfa özel anı olarak lanse ediliyor. Valla şampiyon olabilirsek bir patlama yapacak bence Deniz. Ama 19 yaş altı artık şampiyon olabilir mi bilmiyorum. Her maçta her şey değişebilir. Çok heyecanlı iki maç kaldı. Orası kesin. Bakacağız bakalım. Beyler sevindirici haberler gelmeye devam ediyor. Emircan 4.5 yıldız hala daha gelişiyor. Topsuz alan 14, vizyon 14 oldu. Şöyle bir bakalım. Şurada bir hafif, burada bir sözleşme şeyi yaş yaşadık, sıkıntısı yaşadık ama yeni sözleşme imzaladıktan sonra füze gibi gitti. O yüzden böyle genç oyunculara sözleşme istediği zaman vermek lazım. Şöyle bir bakacağım. Evet, 13'ten 14'e. Vizyon 13'ten 14'e ön sezi 12'den 13'e yavrum benim soğukkanlılık 11'den 12'ye İnanılmaz bir tecrübe elde ediyor var ya bakalım 2-3 sezon sonra ne olacak tabi 2-3 sezon tutabilirsek denge 11'de zaten ee, hızlanma tamam 14'te zaten hızını 14 yapabilirsek güzel olur bakalım yavrum benim hakikaten çok güzel gelişiyor Şöyle baktığımız zaman değer 4.9 diyor. tabi biz onu e, Emircan'la konuştuk. Ne kadar olursa e, beni gönderirsin dedi. 4.9'a sararım dedim ama bilmiyorum. Yeni bir sözleşme e, görüşmelerine yanaşır mı? Zannetmiyorum. Evet herhangi bir takımın üzerine anlaşılan parayı e, kendisine e, önermesini bekliyor. Daha doğrusu bizim kulüp olarak onu önermemizi istiyor. Daha iyi birlikte top koşturmak için ayrılmak istiyorum. Yani şöyle diyebilirsiniz aslında. Önce bir şampiyon ol ondan sonra ligi beğenme diyebilirsin ama 9 gol 13 asist yapmış bir oyuncuyu da çok fazla eleştiremiyorum. Ha Şu profille Emircan Premier Lig'de falan tutunabilir mi? Bence tutunamaz. Onu da söylemek lazım. Bunda tabii bizim sistemimizin de etkisi illaki var. Ama zaman neler gösterir göreceğiz. Muzo 1 iki gün sakatlandı. Nazar çıktı diyelim. Ya sakatlık olacaksa böyle olsun. Uzun olmasın yeter ki diyoruz. Yolumuza devam ediyoruz. Haftalık antrenman raporuna şöyle bakalım. Deniz yine 10 üzerinden onluk bir performans sergiledi. Gelişimine devam ediyor. Çevikliğini artık 11 yaptı. Hız hızlanma kaldı ama zaten boyu göz önüne alındığında çok hızlı bir oyuncu olmasını beklemiyoruz. Yine de gelecek sezon 11 yapar herhalde. İkinci sırada Sami var. Çalışkanlık 15 olmuş beyler şöyle bir bakacağım çalışkanlık kaçtı 14 15'e çıkmış aslanım benim İşte bu pozisyon alma 13'e falan çıkarsa iyi olur daha sıkı markaj yap dedik güç 12'den 13'e çıkmış çok çok iyi çok çok iyi 3. sırada da rahmi var ısrarla as takıma tutunmak istiyor ama yeterli olacak mı göreceğiz. Evet Deniz'in yine yıldızlaştığı bir maç kendisini tebrik ediyoruz. Giresun karşısında galibiyet elde ettik. Puan farkı hala 2. Beşiktaş kaç kaçla geçmiş. Allah'ım ya Rabbim ya. Eğer Kasımpaşa yenilirse ve biz kazanırsak şampiyonuz. Kasımpaşa deplasmanı ne olur bilemem. Ama 27'si çok heyecanlı olacak orası kesin. Haydi bakalım şöyle bir golü izleyelim. Mehmet atmış bir tane bir tane Enes atmış. Kanatlarımız fena değil. Bir tık hızlandırdım. Deniz verdi pasını Tevfik'e. Tevfik'ten nefis bir pas. Mehmet fena bırakmış ha. Sol ayakla güzel yapıştırmış. Şimdi Enis'te top. Tevfik, Özhan. Koşu ona güzel top. Mehmet aldı verdi Ömer yavrum benim be. Barcelona gibi paslaşıyor mübarek. Şu jenerasyon çok güzel bir jenerasyon oldu ama bir sene daha tutamayız. Artık e, bu sezon oynayan oyuncuların kiralık olarak gitmesi lazım. Hadi bakalım. Yönetim ve taraftar biraz fazla iyimser sanki. Beraberlik ama Galatasaray'ın maçı kazanma ihtimali olduğunda düşünüyor. Beraberlik alabilirsek çok güzel olur. Buradan bir şeyler koparabilmemiz lazım. altıncılığı korumak istiyorsak. Yavrum benim. Semih hala gelişimine devam. Taylan'ın performansını devam ettirmesini istiyorlar. Ali Emre Yanar. Aslansın. Gayet güzel. Devam. Evet. Sıradaki rakibimiz Galatasaray. Kaan bir önceki maç sakatlandı. Erken çıkması gerekti. O yüzden maç kondisyonunda ufak bir düşüş var. Bugün iyice dolu dolu oynar. Emir ne kadar oynarsa oynasın... Maç kondisyonu yükselmiyor ilginç bir şekilde. Dayanıklılığı da çok yüksek değil ama belli ki futbolu aç. Evet. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ve ne olacak göreceğiz. Yalnız dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Orta sahadaki üçlünün e, bağlantı rengi gitgide yeşile doğru dönüyor. Nelson'a hiç pres yapma diyor. Hamza'yı bu mevkide başlatmak çok anlamsız. Robin sen maç izleme aslanım. Herhalde bizimle oynadığımızdan haberin yok. Ne diyelim? Beyler, kaybedecek bir şeyimiz yok. Rakibimiz belli. Furkan, Sami, Emircan. Üçüne de çok güveniyorum. Dengeli başlayacağım. Biraz daha temkinli de olabilir aslında ama şöyle bir rakibe bakalım. Valla Mertens iyidir, hoştur ama artık yaşı belli. Güveni sola atmış. Bitiriciliği var. O yüzden bir tedbir alacağım. Zayıf ayağını kullan diyeceğim. Morutsanı geç. Yunus tehlikeli olabilir. Evet. Bir temkinli başlasak mı acaba? Bence biz bu maç bir temkinli başlayalım ya. Erken bir gol yeriz diye korkuyorum açıkçası. Evet, maç başladı. Bakalım oyuncular neler yapacak. Her maç bizim için ayrı bir tecrübe. Semih kaptırdığı topu Sergio. Mertens uzun oynadı sol tarafa Güven. Hemen orada kademe Taylan. Geri döndü. Sezon sonu transfer edecek Faiz'i Galatasaray. Satın, zorunlu satın alma opsiyonuyla e, kiraladılar. Sergio, Yunus, Amandi, Morutsan iyi sarktı defansın arkasına ama dışarıda. Hemen bir konsantrasyon vurgusu. 50-50 oynuyoruz. Biraz daha kanatlardan gitmeye çalışacağım. Sergio köşe vuruşunu kullandı aman diyeyim. Mertens uzaktan direğe çarptı. Ölümden döndük. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Dedim size. Öyle dengeli başlanacak yanı yok. Çünkü ortada kalite farkı var. Her ne kadar bizim takım sağlam olsa da Gökdeniz sağ taraftan aldı ilerlemeye devam ediyor. Kontra başlangıcı altın ordu için topa bastı geri döndü Taylan var. Koşu Hamza offside'deydi. Ah be. Başarabiliriz beyler hadi. Biraz çizgi inmeden ortalar. Biraz kanatları açılırsak. Neden olmasın? Sanki biraz disiplinli oynasak daha iyi olacak gibi. Fazla top kaybetmeden. Evet %59 ile oynayan bir altın ordu var. İkinci yarıya biraz daha dengeli başlayacağım. Şu ana kadar gösterilen performanstan memnunum. Geriye düşmedik. İkinci yarıya biraz daha dengeli başlıyoruz. Haydi bakalım. İndir onu. Nelson'da kaldı top. Sasha Boye. Yunus. tekrar Nelson. Bir pres göreyim. Semih. Gözümüz çalışkan forvet görsün Semi yürüme. Bas 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 bas. Bas 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 Hamza. İyi paslaştılar. Oyun kurmaya çalışıyorlar. Berkan. Bas hemen güven. Güzel Taylan. Şimdi Rahmi de top. Uzun oynada Semi için bir pozisyon olabilir. Semih ne yaptın Semih? Top dışarıda. Çok fazla pozisyon şansımız olmayacak. Bulursak bir tane kontradan bulacağız. Onu da kaçırmamamız lazım. <laughs> ya birader ayağını alsan tamam diyeceğim. Ya Cemali sezon sonu vedalaşalım mı aslanım? Güven sol taraftan aldı ilerlemeye devam ediyor. Hemen Taylan bırakma. Kesecek içeri. Çekti topu. Dubuaya bıraktı. İçeri doğru girdi. Arka direk Yunus. Aman diyeyim. Allah'tan Yunus'ta o boy yok da. Kafaya çıktı ama istediği yere vuramadı. Taktiksel dokunuş başka ne yapar? Biraz daha tekrar yaratıcı oyuna dönebiliriz. Hamza. Duran topu kullanıyor. Arka direkte kim var? Gökdeniz. Ah be. Ah be Gökdeniz be. Gökdeniz yoruldum. Allah'tan orada deli baş var. Gel bakalım deli baş. 4 2 3 1'e açıkçası dönmeye korkuyorum. 4 2 4'e pardon. Furkan çık, Berkay gel. Emircan çık, Olcay gel. Bir puana razıyız ya. 2 geri kalanın hepsini tek bir seferde kullanmamız lazım. Evet, Sami ve Cemali de yoruldu. Kaç kaldı? 3 2. Metehan Mecburen, Cemali Yusuf. Artık kaleyi gördüğünde vur diyeyim mi? Ya biraz aslında son 10 dakika ileri çıkacağım da Konya Spor maçından sonra korkuyorum. Bir puana razıyız ya ne yapalım. Tekrar bir daha çok çabalayın diyeceğim. Yeni oyuncular da girdi. Bir mücadele göreyim sağda. Evet bir puan aldık. 3 puan alabilir miydik? Zor. Pozisyon bulduk ama o kadar iyi de değildik açıkçası toplu topla oynama konusunda. İlla ki 3 büyüklerle 4, hatta 4 büyüklerle bizim aramızda bir kalite farkı olacak. Bakmayın siz bizim oyuncuların geliştiğine. Yani Sami Sami'nin yerine yabancı oyuncu transfer edebilsek kim bilir kimleri buluruz. Ama bizim için şu an 10 numara 5 yıldız. Evet basın toplantısına geçelim. Valla Beşiktaş maç eksiği var. Kazanırsa 72. Allah'ım nasıl bir lig oluyor böyle ya. Hem 19 yaş, 19 yaş altında ayrı bir heyecan var. Süper Lig'de ayrı bir heyecan var. Ben Beşiktaş'ın şampiyon olmasını istiyorum. Çünkü geçen sene Fenerbahçe olmuştu. Ama neler olacak hep birlikte göreceğiz. 50-50-47 Bizim ama maç eksiğimiz var. Güzel. Devam ediyoruz. Beyler Kaan'dan güzel bir haber var. Kafasını 12 yapmış. 12-12-12 13-13-13 12, 12. olursa ideal olur. Çok da güzel olur bizim için ama bilmiyorum o seviyeye çıkabilir mi? Evet. Kulübün ligde... Ligde şu anki konumunda olmasında Aslan payının altın Altınordu'da olduğunu düşünüyor. Teşekkür ediyoruz Aslan'ım. Yalnız Kaan'ın değeri 110 bin euro ile 1.1. O fiyatlara bitirebilirsek çok güzel olur ama tabii ki hiçbir kulüp oyuncuyu değerine satmıyor. Üzerine biraz para istiyor. 2.2 bizi zorlar mı emin değilim. Zorlayabilir. 2.2 milyon euro nakit olması tabii ki zorluyor. Nakit olması neyse de Geride Rahmi ile iyi bir ikili olduğunu düşünüyor. Ama işte oraya biraz daha uzun bir oyuncu lazım kan. O yüzden seni biz e, Denizle düşünüyoruz. Devam. Öhsan e, daha fazla kuvvet antrenmanı yapmak istediğini söyledi. Şöyle bir profiline baktım. Fizik gayet güzel gelişiyor. Biraz liderlik, markaj, top kapma tamam. Valla savaşçı orta saha konusunda ben sıkıntı yaşayacağımızı zannetmiyorum yani. Defansif orta sahada da oynuyor, orta sahada da oynuyor. Özsan bizim için güzel bir opsiyon olacak. Yani Sami'nin arkasını doldurabilecek oyuncu sayımız var Allah'a şükür. Bir tek kararlılığı işte 8. O biraz sıkıntı. Zaten onun öncesinde Ege'de Ege de var. Ege'nin arkasından da Özsan gelebilir yani düşünün. Öyle bir oyuncu birikim oldu ama işte hangileri bu potansiyeli ulaşacak onu zaman gösterecek. Tevfikata ve e, Özsan'ın İyi sinyaller verdiğini söylüyorlar ama son zamanlarda biraz ufak bir düşüş var ikisinde de. İnşallah ya zaman zaman bu bütün oyuncularda oluyor da yine de insanı üzüyor. Bazı özellikler artıyor, bazı özellikler azalıyor. Şöyle baktığın zaman ikisinin de gelişimi çok iyi ama Özsan'ın son düzlükte biraz düşüşe geçtiğini söylemek mümkün. E 40 maça çıkmış daha neyini gelişecek? Bilmiyorum. Artık belki de yavaş yavaş kiralık gitmesinin zamanı geldi. Ki kendisini kiralık listesinde de ekledik. Bakalım gelecek sezon neler yapacak. Arda Hamza'nın formundan etkilendi. Son 5 maçlık performansına bakıyoruz. Ortalama 7-10. Son maç 7-42. Aslanım benim yine mi gelişiyorsun? Vallahi yine gelişmeye devam ediyor. Soğukkanlılık sanki 14 olmuş. Hemen bir bakacağım. Soğukkanlılık 14'müş zaten. Tamam. Vizyon kaçtı. Vizyon 13'ten 14'e çıkmış. Gayet güzel. Karar alma 11'di zaten. 12 olursa iyi olur. Dayanıklılık 11 olursa iyi olur. Dripling biraz artabilir. Dripling kapasitesini yükseltmesi önemli. 15-15 çok iyi olur. Valla hakikaten çok önemli bir oyuncu kazanıyoruz. İnşallah uzun süreler bize hizmet edecek Hamza. Emin hala 4.5 yıldız net 5 yıldız olabilir olarak gözüküyor. Yani biraz e, kiralama şartları düzgün olsa belki bir şeyler düşüneceğiz ama. Yani kiralanmak istiyor ama bon servisiyle transfer olmak istemiyor. Opsiyon 2.9 diyor çok uygun. Ama işte 57.000 euro aylık bizi üzer beyler. 57.000 euro aylık bizi üzer. Bilmiyorum. Bir de şimdi kan bu kadar gelişmişken. Kandan da vazgeçmek istemiyorum. Emin de fena değil. Fası da var Emin'in. Boy 1.86. Zor bir tercih. Burak e, iyi bir rotasyon oyuncusu olabilir ama şu an aklımızda yok. Yine de e, opsiyon olarak kafamızda bulunsun çünkü 14, 15, 14, 14 hiç fena değil. Hiç fena değil. Zinsel gayeti, efiziyi de olsa zaten herhalde Fatih Karagümrük'te olmazdı diyoruz. Biraz e, maç yükleri arttı gibi ekstra bir rejenerasyon ekledim şurada Kayseri maçı öncesi. Ne olur ne olmaz diye. Ondan sonra zaten orada bir rejenerasyon daha yaparlarsa sıkıntı olmaz. Devam. Hoppa. Futbol tanrıları bir adet kurban daha talep ettiler. Bülent 2-3 ay gitti. Valla Allah'tan çok... E, Potansiyelli bir oyuncu değildi. Bir anamı mı içim gitti? Çünkü altyapıdan kanatlar çıkana kadar... Bülent bizim az takım e, oyuncumuzdu. Ve son artık bir hafta kaldı. Bir an acaba kanatsız mı kaldık diye düşündüm ama... Evet 3 gün. Beyler kader anı. Çok heyecanlıyım. Kayseri spor maçından bir gün önce... 19 yaş altında şampiyonu belli olacak. Evet... İçimiz bir yandan kıpır kıpır, bir yandan korkuyoruz. Ya bu sezon şampiyon olamazsak yine çok sıkıntı olmaz. Çünkü altyapımızın daha kat edeceği çok yol var. Teknik ekibimiz tam değil ama jene e, jenerasyon harika. Bir daha böyle bir performans sergileyebilir miyiz bilmiyorum. Gelecek sezon mesela 2 sezondur sağlam kaleci çıkıyor. İşte Serhat'ı kiralık gönderdik. Bu sezon çağlayan çok belki refleks olarak iyi değildi ama sürekli gelişiyordu. Mesela artık gelecek sezon sağlam bir kalecimiz yok. Kaleye sadık geçecek. Yani sağlam altyapıdan gelen stoperlerimiz yok. Çok güzel orta sahadan üçlü çıkmıştı. O üçlü de artık yok. Bir tek işte tek tük şey var. Nerede yaz yazcam var. Ama savaşçı orta saha ve defansif orta saha da yok. Kanatlar tamam. Kanatlar bu sefer de kanatlar ve forvet var. Orta saha yok. Defansta tek tük. Bilmiyorum. 3 gün kaldı. Hadi bakalım. Hafta tema raporuna şöyle bakıyoruz. Rahmi birinci sırada. Peki. ikinci sırada Deniz Aşık var. Gayet güzel. Üçüncü sırada Sami Satılmış var. Üç oyuncuyu da tebrik ediyorum. Şu düşüşlerde ikisi tamam. Zaten bunların ikisi de sezon sonu kulüpten ayrılacak. Emirhan biraz üzdü ama Emirhan da şu an profil gelişiyor. Kararlılığı falan da artıyor. Tabii o Emirhan'ın meselesi yeterince forma şansı bulamamaktan kaynaklı. Onu biraz anlıyorum. Yine de 11 maç forma giymiş. Tabii hepsi yedekten girme. Bir tane de golü var. İnşallah ona da biraz daha forma şansı verebiliriz. Hüseyin Eroğlu Gökdeniz övdü. Vallahi taraftarın bir anda sevgilisi oldu Gökdeniz. Her hafta artık Gökdeniz'in bon servisini al diye şey baskı geliyor. aşırı çabukluk antrenmandan ötürü mutsuzdu. Biraz top kontrolüne yüklenmek istedik. Tekniğini, driplingini biraz da. Driplingi 13 mu olmuş ya. Birader o kadar hızlı gelişiyor ki, vallahi 12'den 13'e çıkarmış. O kadar hızlı gelişiyor ki takip etmek artık çok zor olmaya başladı. İlk kontrol 12 olursa çok iyi olur. Biraz teknik 12 olursa çok iyi olur. Ee, uzaktan şut herhalde o golden sonra bir arttı. Bakayım. Aynen 12'de 13'e çıkmış. Evet. Ankara gücündeki e, maçtan şey golden sonra gelişti muhtemelen. Çok güzel. Devam. Tamam. Yapma. Evet. Konya Spor'la berabere kaldı Altın Ordu. Beşiktaş'ta puan kaybı yok galiba. Ve şampiyon Beşiktaş 19 yaşı altı oldu evet. Zaten kazansaydık bile şampiyon olamayacaktık. Yine de beraberlik biraz üzdü. Hakikaten kran kırana geçen bir sezondu. Deniz takımı çok iyi liderlik etti. Ama yeterli olmadı. Yeterli olmadı. Bakalım gelecek sezonlar bu seviyeye çıkabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Üzüldüm açıkçası. Yalnız ikinci olduğumuz için 24.000 euro kazandık. Çocuklar maaşlarını tam çık yani tam çıkardılar diyemeyiz ama yine de biraz kasaya para getirdiler öyle veya böyle. Tabii asıl karayı, asıl parayı bonservis servis bedelleriyle getirecekler. Yine de bunu görmek güzel. Kayseri Spor e, maçında beraberlik diyor ama galibiyet şansları da e, olabilir. İnşallah sürpriz bir galibiyet alırız. Emircan Gökteniz ve Ali'nin performansının devam etmesini istiyorlar. Sürpriz bir haber ve gelişme var. E, Emircan Güllük Türkiye Süper Lig'de yılın oyuncusu ödülüne layık görülen oyuncular arasına girdi. Hadi bakalım. 20 yaşındaki Türk oyuncunun bu sezon gösterdiği muhteşem performans bu ödül için yarışacak adaylar arasında onu ön plana çıkartıyor. Buna rağmen mütevazı oyuncu önemli olan takımın başarısı dedi. Aslansın. Pedro, Mark, Endri ve Gökdeniz Bayraktar da bu yarışın içinde. Gökdeniz de çok iyi performans gösterdi. Hemen şöyle bir bakalım. Geçen yıllarda 2019'dan beri ödül verilmemiş. 2018'de Edin almış, 2017'de Buffett'in mi almış? Gezal 2022-2023'te almış. İnşallah bu sezon bizden birisi çıkacağız. Çıkacak. Rahmi ne yapıyorsun aslanım? Bu durdurak bilme, bilmeyen gelişimi ne olacak? Konsantrasyon 12 olmuş. Çeviklilik, dayanıklılık gelişiyor. Valla biraz boyun olsa Rahmi diyeceğiz ki yani tamam stopere ihtiyaç yok ama hala pek çok özelliği 11-12 arası bilmiyorum yine de gelişimi takdire şahin. 3,5 yıldız gözüküyordu. Şu an 3 yıldız gözüküyor. Evet. Gayet güzel. Gözlemlemeye bakıyoruz. Behlül aradığımız kan olur mu derken bir baktık ki aradığımız kan değilmiş. Uzaktan yakından alakası yokmuş. E, Muzaffer'in durumu kötüye gidebilir. Kaan başarılı. Tamam. O zaman Kayseri maçına doğru ilerleyelim. Günün son karşılaşmasında rakibimiz Kayseri Spor. Kadromuz bu şekilde az kadro ile karşılaşmaya çıkıyoruz. Hafta ortasında ekstra bir regenerasyon koymuştuk. Maç yükü biraz azalsın diye. Şu an maç yükleri orta gözüküyor, gayet güzel. Taktiğe yatkınlık herkes de hemen hemen mükemmel. Maç içindeki serbestlik usta. Hmm. Geriye bir tek bu mu kaldı? Maç içindeki serbestlik. Onun dışında her şey tamam. Bunu zaten bilmiyorum ne kadar usta seviyeye çıkabilir. Çünkü sezon bittikten sonra ıı, taktiğe yatkınlık biraz düşüyor. Yaz tatiline girdiğin zaman. Aynı kadro, aynı taktik olsa bile bilmiyorum. Belki bunlar tam ikinci sezonda falan oturur. Gerçi ikinci sezonunda olan oyunculara bir baksaydık o zaman daha mantıklı bir çıkarım yapabilirdik. Neyse. Sahaya çıkın ve iyi bir performans gösterin dedim. Haydi bakalım. Evet. Rakip taktiğine şöyle bir bakacağız. Mame burada. Biraz daha kanatlardan oynamaya zorlayabiliriz. Orta şey merkezi sıkıştırmak daha mantıklı gözüküyor. Bu iki oyuncuya bir tedbir alacağız. Rakibi kanatlardan oynamaya zorlayacağız. Haydi bakalım. İnşallah güzel bir galibiyet olur. Cemal'i sol taraftan aldı topu. İlerlemeye devam ediyor. Ver koşuyu Emircan'a. Güzel. Emircan sol taraftan rüzgar gibi yine ilerledi. Aldı döndü. Of çok güzel çıkardı oradan topu Sami. Güzel bir bitiriş. Bilal kurtardı. Yalnız Emircan orada var ya dar alana hakikaten çok iyi çıktı. Hamza köşe vuruşunu kullanıyor. Orada ne yazık ki hiçbir altın ordulu oyuncu yok. Semih. Dön hemen Taylan güzel. İyi kontrol sağ tarafa doğru bırakıyordu ama atak sona erdi. Topla oynama hemen hemen eşit. Şimdi biraz %57'leri gördük. Taylan taş atışını kullandı Hamza Semih. Dışarıdan vurabilir mi? Orta sahaya kadar geldi. Sami gördü. Pas denemesi başarılı değil. Bilal uzun oynadı. O top büyük ihtimalle bizde. Gayet güzel. Rahmi iyi kontrol kaptırma sakın. Ah Cardozo Rahmi'yi kesti uzun oynadı Semi'ye gelmedi Oliver uzun bir top bir o tarafta bir bu tarafta yok beyler Rahmi bütün gelişimine rağmen pek umut vermiyor sanki aslında bir tane de pas yapan oyuncuya da ihtiyacımız var yani şeyin Kaan'ın pası yok Emin aklımıza arada sırada giriyor çıkıyor ama koşullar ne yazık ki hiç uygun değil Atama. Bir de kanı geliştirmek için çok mücadele verdik ya. Şu an kandan da vazgeçmek istemiyorum. Oliver. Metehan. Kaan'ın biraz boyu olsa Kaan emin diyeceğim. E Deniz de yani fena değil. Hamza çok iyi aldı yalnız topu. Ölüm döşeğinde Tiam. Umursayan yok. Fair play ölmüş. Yasemi. Oradan o vuruş yakıştı mı? Heyecan yaptı. Kaç soğuk e, soğukkanlılık kaç semi? 13. Konsantrasyon 12. Yani bilmiyorum kaç mamalıydı. Hamza. Vur, var mı vuran yok. Kaan. Şimdi tekrar Kaan'da top. Kaptırma sakın. Güzel. Rahmi, Furkan, Sami. Çok güzel paslaşıyorlar. Uzun bir top. Emircan'a nefis bir pas olacaktı da. Bas bas bas. Kayseri de fena değil ya. Zaman zaman kontrolalara çıkıyor. Cemali, Kaan, Furkan. Sol tarafa doğru Emircan. Çok güzel pas. Hoppa! Verdi pasını gelmedi. Pas bağlantılarını Kayseri Spor çok iyi kesiyor. Kaan aldı. Bravo aslanım. Furkan, Emircan. Cemali mi? Oo, oyunun yönünü var ya. Emircan efsane çevirdi. Semih. Ya Semih bir Ali Akman olsa oraya var ya. Bambaşka bir sezon geçireceğiz de. Başarabilirsiniz diyeceğim ya. Umut var. Biraz daha kanatlardan gideceğiz. Evet. Gol fırsatından çok memnunum. Böyle devam beyler. %49 51 hala ıı, Eşit toplu oynama Biraz daha çizgiyemeden meden ortalar olabilir biraz daha kanada doğru açılabiliriz Burada sanki bir çift forvete dönebiliriz ya Bir risk alıp Gökdeniz çık Delibaş buradasın Çift forvete döndüm. Furkan çık. Thiago buradasın. Tamam tamam. Çizgi ortalar. Kanat. Haydi bakalım. Eyvahlar olsun. Taç atışı kullanıldı. Cardozo uzun oynandı. Rahmi. Emircan. Emirhan pardon. Şimdi top tekrar rakipte. Thiago'yu da çalışkan forvet değil mi? Orada bir baskı yaratalım. Çalışkan forvet destek. Şimdi Emircan top kontrole çıkıp ya şu pas hatalarını bugün çok yaptık ya. Bu pas hataları bizi bitirdi. Atama. Güzel Kaan. Cemal. Hoppa hocam kırmızı. Hocam hiç şakası yok kasap Casabrio'nun aslanım. Senin burada işin kalmadı. Başarabiliriz beyler hadi. Hücum ağırlıklı oynuyoruz zaten. Şimdi yorulanlar kimler? Furkan Metin. Biraz daha Hamza'ya artık hücum diyebilirim. Tüm atlarımızla yükleneceğiz. Biraz daha pivot center forlara doğru at diyebilirim. Evet. Son değişikliklerimiz yapacağız. Dakika 82. Herkes yorgun. Orta sahaya şöyle bir muzaffer hamlesiyle Mezzelerdi de destek diyelim. Mezzele zaten destekte de forvete kadar geliyor. Semi yorgun yapacak bir şey yok. 2 4 5. Cemali ve Sami mecbur oynayacak. Vallahi Olcay'ı da son zamanlarda hiç görmedik ama Yüklen. Kaleye gördüğünde şutunu çek. İyice yüksek tempo. Daha az dripling. Şuradan bir 3 puan gelmez mi ya? Haydi başarabiliriz diyorum. Son dakikalar bir pozisyon. Hiçbir şey yok. Evet. Bir sürü gol pozisyonuna rağmen e, maçı kazanamadığımız için hayal kırıklığı yaşıyoruz. Semih'in cesareti kırıldı. Valla Semih Biraz cesaretin kırılsa fena olmaz aslanım. Alemlenin cesareti... Alemre senlik bir şey yok da Semih çok kaçırdı. Ama genel olarak oyuncular hırslandı. Ne durumdayız? Baksanıza. Başak City 53 puanda maç fazlasıyla. 10 kişi kaldıktan sonra bir gol bulabilsek şu an çok rahatlayacaktık. Denizli Spor ne yazık ki düştü. Kenny haftanın oyuncusu. Basın toplantısını geçtim. 63 bin euro ödeme aldık. 454 bin euro yine fena değiliz İnşallah ay başında tekrar 100 bin'e düşmeyecek o. Oyuncu maaşları 128 bin euro. Şöyle bir giderlerimizi görelim. Primler niye bu kadar pahalı ya? 59 bin euro. Personel maaşları 33. Futbol dışı giderler 25. Maç günü giderler 16. Sağ bakımı 3.4. Gözlemcilik maliyeti de var. O bir de vergi bindi üzerine seyahat masrafları derken biz bitmişiz. Gişe hasılatı 48 bin euro. Gişe hasılatımız biraz artmaya başladı sanki. Ne durumda? Büyük maçları geçersek biletli seyirci 10 bin var. Mesela hmm. Galatasaray maçında da 10 bin. Mesela burada yarıya düşmüş. Burada 3.000 Son düzlükte mi biraz artmaya başladı acaba? Bu, bu deplasman zaten pardon. Buna bak bu yanlış oldu. Bunu geç. Kendi evimizde 3 binmiş. 10 bin bu, bu, bu da deplasman ya. kendi evimize bakmamız lazım. 3000. 3800. Tam Fener maçı falan doluyor da Trabzon maçı bile dolmuyor. Yine 3000. Stadyum kapasitesi zaten kaç ki bizim? 10000. Evet. Her şey bir günde olmuyor ne yazık ki. Elimizden geleni yapacağız ama daha kat etmemiz gereken çok yol var. Daha şu an biz altın ordunun temellerini atmaya çalışıyoruz. Mustera Sakat Tamam. Manzuki işte bir gelişme var mı? Geç. Igor, ne yapıyorsun? Artık bu kadar bekledik, bu fonu bekleriz. Ya Gregory gel aslanım ya, gelmez ki. Tafarel, Tafarel zaten Liverpool'da. Patrick Clivert gel şu altyapının başına bir geç. Aha, Allah. Alt yapısı. Ne istiyorsan vereyim, 76 vereyim. Gel. Şunu kaldırdım. Bak. Gel. Anlaşırız. Anlaşırız, ne varsa veririm. Gerekirse kasayı boşaltır veririm, gel. Kurban olurum, gel. Ya bak. Ne varsa veriyoruz işte ya. Tamam 5. tura da vereyim bir beş bin gel. Bak Patrick. Aslanım yapma etme. Tamam menajerlik için tazminat dö... Vallahi tamam dedi. Vallahi tamam dedi. Menajerlik için tazminat ödeme dedim. Tamam dedi. Beyler... Bir rüya gerçek oluyor be. Adım adım efsane altın orduyu kuruyoruz birlikte. 40 bin tazminat. Evet. Helal olsun. Helal edeceğiz artık da. Yönetim o 40 bin ödeyecek mi? Ondan emin değilim ya. Valla kasada para var. Bir 40 bin Patrick için artık ödenir. Oh be. Her, her bölümde böyle bir umutsuz bekleyiş vardı. Gel güldür yüzümüzü. Kelliğine. Henry bak. Asistan gel. Bu fırsat bir daha karşına çıkmaz. Bonucci. Bonucci'nin sözleşmesi devam ediyor. Edgar Davids. Bizim savunma tekniği ihtiyacımız var mı? Savunma teknikte şey var ya. Sol Campbell var. Savunma taktik belki diyeceğim ama oraya da Stam. Edgar Davids şimdilik bir dursun. Edgar Davis bir de şu an Hollanda'da asistan olduğu için altyapıya da gelmez. Atiba'yı geç şimdilik. Beyler Patrick Clivert tamam demiş. Atiba'ya mı bakarım? Gözüm Stam'da. Eto zaten geç. Az takım asistan olmak istiyor. Şevşenk of asistan. Gel bir asistanım ol. Ben senin asistanın olayım istiyorsan. Nesta, Kannavaro bunlar boşta değil. Raul 19 yaş altı menajer gel. Evet. Lampard, Gerard bunlar kolay kolay. Yani. Bu, çünkü az takımda menajerlik yapmış isimler. Xabi Alonso belki biraz yola gelebilir diye düşünüyorum ama. Ona da başka takımlardan ilgi var bilmiyorum. Overmars. Bak yana yakıla futbol direktörü gel bir başına geç. Aldini bakmak bile aslında gereksiz de. Yalandan şöyle bir bakalım. Bir de Monchi ekledim. Bir umuttur yaşamak diye. Evet. Monchi gelmiyor beyler. Bilmiyorum şaşırdınız mı? Ama var ya, Patrick Clivord bölüm sonuna ilaç oldu biliyor musunuz? Beraberlik sonrası biraz moraller düşmüştü. Şimdi bana buradan sevdiğimiz bir isim göster. Kolarov'un biraz pazarlık yeteneği olsa Kolarov'la başlayacağım futbol direktörüne. Çünkü acil bir futbol direktörü ihtiyacımız var ama Temmuz'da da pek çok isim boşa da çıkabilir bilmiyorum. Ya beyler az önce Patrick Clivert'la altyapı, altyapı sorumluluğu için sözleşmeye el sıkıştık ya. Patrick Clivert adamdır. Aslanım benim çok güzel böyle ikonik bir e, fotoğrafı vardır. Google'da mutlaka denk gelirsiniz. Altın sarısı kramponlar dizlerinin üzerine kaymış gol sonrası muhtemelen e, sırttan çekilmiş bir fotoğraf. Arkada Patrick Clivard yazıyor. Hastasıyız. Evet beyler Şimdi Patrick Kluivert'ta hücum teknik miydi? Orada bir ayar çekmemiz gerekecek. Zlatan'ı kondisyon alabilirim. Bir tane kondisyoner eksiğimiz var. Kondisyonerlerden bir tanesi antrenör olarak imzaladığı için 19 yaş altına girmiyor. Ya da oraya başka bir şey de bulabiliriz bilmiyorum artık. Bir önce bir gelsin de Yalnız Patrick bizim altyapının kalitesini gördü bence. Bir de şampiyon olsaydı kaydaydı gelirdi de. Siz de şöyle bir bakın tanıdık bildik bir isim var mı diye benim gözümden kaçabilir. Bir taraftan bakıyorum bir taraftan konuşuyorum çünkü. Sizse ise bunlar yeterli değil. Bize daha böyle bir flash bir isim lazım. Evet isim sayısı bayağı artıyor şaka maka. Ama tanıdık isimlerden biri var mı derseniz şu ana kadar ben karşılaşamadım. Hakikaten bizim itibar bayağı artmaya başladı belli ki şu an yani çıkan personel sayısı öyle ayıklanacak gibi değil beyler. Baksanıza hiç bu kadar çıkmıyordu yani kararlılığı yük 16 dediğin zaman bir sayfa bir buçuk sayfa bir şey çıkıyordu güzel. Yavaş yavaş istediğimiz seviyeye geliyoruz. Evet bir sonraki bölümün heyecan nedeni belli oldu. Patrick Glyvert. Bakalım. Altyapı sorumlusu. Ben hücum teknik tekniğe girerim diyor. Teknik zihinsel de olabilir. Nasıl yapacağız o zaman? Valla zaten ben size bir şey söyleyeyim mi? Şu an tek antrenör de kurtarmayabilir. İki antrenöre de ihtiyaç olabilir. Maç yükleri ağır çünkü. Zlatan'ı kondisyona çekebiliriz. Onun dışında Zlatan'ın da başka zaten taktik maktik yok. Hücum teknik var. Düşünsene hücum tekniği Patrick Kluivert ve Zlatan giriyor. Yavrum benim. Yavrum benim. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Evet, Robini de şöyle bir anmadan geçmek olmaz. Robin, Robin de burada. En zaten ihtiyacımız olmayan mevki şurası. Bir 19 yaş altında menajer bulabilirsek çok rahat edeceğiz. Şey gidecek, çağlar gidecek, bir tane hücum taktiği bulmamız lazım. Bir bölümün daha sonuna geldik. Yeni bölümlerde buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.